Galiba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yani ben de 22.30'da girmeyi isterdim. Biraz Berk'le aynı anda girelim diye beklemeye çalıştım ama Berk'in işi biraz uzadı. 600 kişi bekliyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Sezer. Galiba. Hoş geldiniz. Sezer burada şu anda. Sezer'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Selamlar Yayına herkese. sesi geliyor galiba Sezer'in. Bir problem yoktur diye umuyorum. Berk de gelecek şimdi. Beraber hem Berk hem Sezer birlikte aslında Galatasaray ağırlıklı bir gündem var. Galatasaray bize gündemi kimseye bırakmıyor. Aslında benim niyetim biraz transfer döneminde yani tabii ki bir çit daha Galatasaray ağırlıklı olur ama işte yani %40 30-30 gibi bir yani şey düşünüyordum ama Galatasaray gerçekten gündem yoğunluğuyla da diğer takımlara biraz ağırlık sağlamış gibi. Siz hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz tepkilerinizi şeyde gördüm. Yani daha doğrusu serzenişe tepki çok yok ama serzenişlerinizi gördüm. Haklısınız. Berk Göl'e gereken hesap sorulacaktır, değil mi? Değil mi Sezar? Chat'te şey yazmış bir tanesi, yetkin Berkson iki soruyu alıyor abi diyormuş, demiş. Abi Geliyor. Berk'i feci kitlem var. Berk bu arada bana evde eşya taşıyacağım falan demişti. Öyle yani geç gel aslında geç geleceğini söylemişti 15 dakika. Ama onunla alakalı diye Space'te olduğunu görünce biz gelir diye bekledik. Gelmedi. Bu arada ben de yayını paylaşayım ya. Konularda bu arada bayağı konu var. Bayağı hareketli. Arda da konuştu. Arda da bence güzel bir röportaj verdi. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? İzledin mi? İzliyordun gerçi. Ben İzledim diyorum da izledim yalandan ya, soruyorum. şöyle başını izleyemedim, sonra geriden gelerek YouTube'dan böyle hafif sara sara izledim. Bence çok keyifli röportaj oldu ya. Arda'yı dinlemek hem saha içinde dinlemek hem saha dışında dinlemek keyifli. Ya bazen çok duygusallaşıyor, o ona biraz Hep zarar veriyor öyle. ama dediğim gibi Arda'yı dinlemek çok keyifli. Özellikle yani senin çok ilgili olduğun bir taraf var abi. Altyapı konusunda dedikleri çok önemli ya. Ben de biraz kurcaladım en son bilmiyorum gördüm denk geldim mi ona. Candaş abi sağ olsun ben ne zaman soru sorsam yani soru iletsem her yayın sorar yani. Hangi soruyu sordun sen? En son Bartu'yu bir daha sordum ben. Çünkü Bartu'yu laf arasında söyledi Arda. Beceremedik dedi başta. Sonra konu değişti. Candaş abi tanımıyor Bartu'yu çünkü tam böyle detaylı bilmiyor. Ben de tekrar yayının en son sorusu gibi düşün. Orada Sonda bir KJ'ye girdiler, onu hatırlıyorum. Bartu Elmas neden ayrıldı Galatasaray'dan diye de konuyu kaçırdım. Ne dedi Arda orada? şey yaptım. Ben de hani tekrar açsın diye biraz şey yaptı. Hani biraz daha açtı ama çok detay vermedi. Bir kere çocuk oynatılmadı. Bir kere çok net yani çocuk açısından çok net onu söyleyebilirim. Bartu konusu daha çok su kaldırır yani. Bartu konusuna ben eğileceğim zaten. Ona bunu da sözünü vereyim. Hangi maçta abi Bartu'nun kulübede olup veya kadroda olmayıp Van Aanholt'un ön libero olduğu? Ya zaten orada bitirdi ben söyleyeyim. Yani Aynen. adam aslında 4. 5. bile orta saha olmadın değilsin dersen adama doğal olarak böyle bir yani ben o zaman gidip kendim başka bir yol çizeyim, başka bir yer arayayım da diyecektir. Çok doğal. Şimdi bir daha paylaşım başladık diye. Ki insanlar Desinler gelsin. abi bu çocuklar zaten. Hani önlerine baksınlar biraz da. Umarım kariyerleri adına güzel kararlar vermiş olurlar. Tek derdim o. Çünkü hani Mustafa Kapı da bir tık aynı yoldan gitti. Sonra Adana Demirspor'a döndü. Ülkeye hemen döndü. Umarım Bartu uzun sene Avrupa'da kalır. Ya Mustafa yetenek Mustafa hep yetenekliydi ama Mustafa'nın saha dışı disiplinsizlikleri olduğunu, bir problemleri olduğunu söylüyorlardı altyapıdan böyle daha içinde olanlar. O yüzden Mustafa'nın ayrılık sürecinde hani ben bu arada biraz daha A takıma yakın tutsam belki o konuları da daha çabuk törpülebilir, daha çabuk profesyonelleşebilirdi oyuncu da şey diyemem yani. 15-16 yaşındaki çocuğu suçlayamam ben o kadar rahat. Ama bence Mustafa biraz kendi hatasıyla Galatasaray'dan ayrıldı. Yani kendi biraz daha değilse çünkü üst yapıya çok erken çıkarılıp hem aşağı indirilen oyuncular bu biraz da testtir aslında. Mental yapı testi. Mustafa bir tık kalmıştı ondan. Yani benim ne işim var burada? Niye A takıma gitmiyorum? A takım depresyonu diye bir şey vardır. Yani A takımla idmana çıkıp tekrar altyapıya döndüğünde nasıl davranıyor diye. Ya bunu hep özellikle şey yaparlar. Bir mesaj geldi Berk galiba. BRK'dir herhalde.
Evet, server'a girdi Berk. Tamam. Yayın odasına da girsin. Berk'e gerekenleri chat söyleyecektir. Berk 50 tane mekik çeksin diyen var. Kemal Özbek demiş. Şimdi gelir herhalde. Berk şu haliyle 50 tane mekik çekemez. Onun içinden söyleyeyim de. Berk 50 mekik çekemez, evet. Çekmez yani. Ama Berk'e de ki 50 kilometre yüz yüzer. Evet. Balık gibi Berk'i yüzüşünü gördün mü? Görmedim ama çok duydum. Çok iyi yüzdüğünü hep söylüyor. Abi söylüyor gerçekten şey abi, balık adam gibi ya. Yani balık adam gibi dediğim anda Berk'in de gelmesi. Berk hoş geldin abi. Hoş bulduk. Geliyor mu sesim şu an? İlk defa Discord'dan yayın yapıyorum. Geliyordur diye. Geliyor, Bak bize geliyor. geliyor. Seninki geliyorsa seninki de geliyordur. Ya burada Yok chat acaba olarak mikrofon seni bir açıp 10 dakika kapalı mı falan diye. ekstradan bekledik. Çok teşekkür ederim gerçekten. Berke Demirci, Berk abiye NDI pirisi geliyor demiş. Haklı. NDI hatta Suat Hastasıyız Ozan Emre NDI pirisi yapıyorsunuz. gelecek birazdan. Abi sen bana Hastasıyız şey demedin mi? Evde düzenleme yapmam lazım. Yani eşya gelecek. O Evet. yüzden biraz geç gelebilirim dedim. Seni Evet. Space odalarından mı toplayacaktı? Space odası dinledik burada. Ya Geliyor son mu? Yok 10 son dakika iki soru. O bu derken. söz verdiğim bir odaydı. 10 dakika kaldım. Seni de kırmamak adına geldim. Bir 15 dakika bekletmiş oldum. Çok özür diliyorum. Yok yok şakasını yapıyoruz. Yani tabii ki bir tık bu arada biz de erken de gelebilirdik de senin işte ayarını yapsaydık yani Discord'da hazır olsaydı girecektim yayına da şey yapamadım. Kıyamadım yani. Şimdi ya ayarlayamayız falan. Yayın daha derli toplu ben. Yani biraz geç başlayalım ama tam yapalım diye düşündüm. Şu an güzel herhalde. Barış Gül demiş ki Berk Göl'e İbrahsızlık. Hayda. Maddi, idari mi, maddi mi? Uğur abi Mali diğerlerinden mi? sesin kısık diyorlar. Nasıl arttıracağız onu? Nasıl yapacağız? Kimin sesi kısık? Benim sesim kısıkmış abi. Berk abinin Bana çok... sesi. O zaman Berk sizi abinin azıcık sesini kız kısıyorum. abi yazmış. İyi mi bu arada? Ya Allah aşkına bu teknik konuları gerçekten şey yapamıyorum. Bekir Şerefli olmasa bunu da yapamayacağız da. Abi adam gibi adam Bekir Şerefli. Aynen. Bekir bir kere ayarladı bir şeyler. Onunla idare etmeye çalışıyoruz. Ses giriş yakalayıcısı. Dur bakayım. Valla Uğur'un sesi bana çok iyi geliyor. Sezen'in sesi de çok iyi geliyor. Bana da iki ses çok iyi geliyor. Bence ses problemli diyen arkadaşların bilgisayarlarında veya telefonlarında Ama problem var. şey olabilir. Biz şu an Discord'da sohbet ediyoruz aslında. Birbirimize sesimiz gidiyor da. Benim sonuçta yayına verdiğim bir mikrofon ayarı var. Ha biz şu anda Onu... YouTube'da mıyız aynı zamanda? Evet. Oğlum ne demek YouTube'da mıyız aynı zamanda? YouTube'dayız Ben bir de zaten. burada yayın yapıyoruz zannediyorum şu Abi yemin ederim skandal ya. Yemin ederim şu an var ya 60-65 yaşında insanlar bizden daha iyi kullanıyor bunu. Biz... Muhtemelen. Ben ilk defa kullanıyorum abi ne bileyim. Şu an Allah YouTube'da Allah. 1400 kişi var ya. Ses iyi diyen var. Buradan açayım lan. Buradan ses. Hadi bakayım. Sesi biraz kökledim. Şuradan da şey Belki yayını cezası ne olur diye anket var lan burada. Tabii ki. Transfer haberi versin. Berk'in cezası ne olmalı anketi. 1030 kişi oy kullandı. %81'i transfer haberi bekliyor senden. Çok güzel. Verelim Var. haber abi. O Hadi güzel. Var ben. mı haberin? Ya bugün yazdığım bir haber var Mustera konusunda. Onu söyleyebilirim. Detaylandır onu. Abiren kulübü Mustera'yı istiyor. Bunda bir problem yok. Çünkü adamların şöyle bir derdi var. Duran Alemdar kalede ama Şampiyonlar Ligi vizesi almış adamlar. Diyorlar ki biz bir tane baba kaleci alalım yani tecrübeli, düzgün bir kaleci alalım diye. Akıllarına da Muslera geliyor. Zaten bu aralar Ren Türkiye'yle çok içli dışlı. Takip ediyor Süper Ligi. Buradan transfer yapacaklar herhalde. Yani Kim Minci olsun, Muslera olsun. Bence Takip Doğan'dan memnun ediyorlar. kaldılar herhalde. Doğan'ın etkisi He? vardır. Vardır, kesinlikle vardır. Muslera akıllarına geliyor. Soruşturuyorlar falan filan. Muslera da şöyle diyeyim yıllık 4 milyon seviyesinde bir para istiyor Ren'den. Ha, gitmem Ren de demiyor diyor yani. ki Gitmem he? demiyor yani. Yok demiyor. 4 milyon euro verirseniz giderim diyor. Bence Çünkü 4 güzel. milyon euro istemek gelmek istemiyorum demek ya. Ya tabii biraz da öyle. Yani Tabii. Ren de diyor ki çok teşekkür ederiz Mustaracığım. Biz bir alternatiflere bakalım diyor. Mandanda ile ilgileniyorlar. Yan Sommer ile ilgileniyorlar diye haber de var. Onu şey söyledi ya. Sportif direktör ya Twitter'da Nafi var. Sağ olsun bütün Fransa haberlerini çok güzel çeviriyor. Yayını çevirmişti. Direkt Muslera, Mandanda ve Sommer'in ismini vermişti Rennes'in Ha sportif güzel. direktörü. Güzel abi. Hatta şey demişler kalecilerine Gomis'e. Sen seneye birinci kaleci değilsin.
haberin olsun. Biz 1-2 sene içinde kaleyi Doğan'a emanet edeceğiz. Ona 1-2 sene içinde yardımcı olacak bir kaleci arıyoruz tecrübesiyle Ben onu tarzında bir soracaktım açıklama zaten. Şimdi yaptı. kötü kaleci değil çünkü Alfred Gomis de milli takımının kalecisi. Ya iyi bir kaleci yani. Senegal milli takımında da süre alan, bayağı maçı olan bir kaleci. Enteresan. Yani hatta Alfred Gomis bir ara şeydi. Hani Doğan oynadığında şey diyorlardı. Alfred Gomis sakat, o yüzden Doğan oynuyor deniyordu. Belli ki Doğan performansını ikna etmiş Ren'i. Tabii. Hatta işte bir tane de Muslera gibi bir kaleci getirelim. Ondan da öğrensin falan gibi bir görüş vardı. Şu an için bildiğim kadarıyla Mandan da onlarda biraz daha şey haber. Şey sıcak günden. Muslera biraz pahalı Yani gelmiş. abi 4 milyon. 2,5 milyon euro verirsen adam da 10 yıldır burada düzeni var. Niye gitsin ki? Niye ayrılsın ki? Adamın piyasasının üstünde veriyorsun zaten. Tabii. Abi adam bir kişi geldi 4 kişi oldu şu an yani 4 kişilik aile oldu yani 11. sezonla başlayacak. Hani durup dururken şimdi gitmesi kolay değil tabii ki yani hani normal bir transfer gibi değil ki bu abi adam 10 sezondur burada yani. Ya şey olsaydı, bu sene serbest kalıyor olsaydı ki bu arada olabilirdi gayet. Yani bir yıl sözleşme yapmış olsaydım bu yıl biterdi. Üç Hani çok oldu abi hakikaten. Yani 2024 hakikaten çok oldu yani. abi bir Abi de üçünden ziyade dünyanın bir de her yerinde belli bir yaştan sonraki oyuncuyla kısa kontrat yapılır abi. 2,5 yıl, 3 yıl yani hiç alıcı, akıl alacak bir durum değil. 2 yıl daha var bu arada değil mi? Yanlış bilmiyorum tabii 2024'te bitiyor. aynen öyle. 2 yıl ben. daha var. 2 yılı var. Ya bari hani bir yıl olsa belki daha başka bir yol bulunabilirdi. Ve şimdi aldığı para da para yani. Bu arada 2,5 milyon euro deniyor ama o 2,5 gözüyle bakmamak lazım. Çünkü kaleci adam. Kaleciler ya kulübede bile olan kişi ya şimdi şöyle bir durum var. Bir standart futbolcuysan 11 başlayan oynayan oyuncu %100 maç başı prim alır. Kulübeden giren %75 alır. Kulübeden girmeyen de %50 alır. Ya kulübede oturup maçta oynamayan da maç başı prim alıyor. Hani hatta şey olur ya işte dakika 90'da oyuncu girince ya işte maç başı prim alsın diye yapıyorlar falan denir. O bir tık hikaye çünkü zaten kulübede otursa da büyük ölçüde alıyor. Yani çok acayip fark etmiyor yani aslında. Yani hiç oynamayan adamın da maç başı prim aldığını söylemek lazım kulübede oturduğu ölçüde. Ama abi kaleci de böyle değil. Kaleci de diyelim Muslera birinci kaleci, Okan Koçuk ikinci kaleci. Şimdi Okan'ın girme ihtimali zaten yok. Yani doğal şeyde bir sakatlık vesaire olmadığı sürece taktiksel bir değişiklikte kaleci değiştirir misin? Yani 120. dakikada penaltılara gidersin. Hani kenarda da team kurulu vardır. Ancak o zaman değiştirirsin yani. Onun aynen dışında öyle. girmedikleri için kalecilere özel bir istisna var. Kaleci de %100 oluyor abi. İkinci kaleci de maç başı %100 olur. Doğal olarak kaleciler yani ölmedikleri sürece bir sıkıntı olmadıkları sürece hani abartarak söylüyorum. Zaten maç başı primlerini tam alıyorlar. Şimdi Muslera 2,5 zaten şey alıyor sadece. Yani standart garanti maaş alıyor. Üstüne bir de kazanmaya devam ediyor. Yani bu Euro kurunda hani Muslera'nın maaşının 50 milyon TL'den falan aşağı alma ihtimali yok. Yani korkunç bir sözleşme. Yani Muslera'nın değerini bilerek söylüyor. Yani Muslera hala bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Bence top 3-4 kaleciden biri hala ligdeki. Ve Kesin. Bence de öyle. forma girdiği zaman birinci kaleci olması ihtimali de var. Her zaman. Her zaman var. Formda bir Muslera her zaman birinci kaleci olabilir. Buna hiçbir itirazım yok ama hiçbir kalecinin sözleşmesi böyle değil ki. Var Evet. mı? Uğurcan Çakır kaç paraya oynuyor? Altay Sana kaç yüzde yüz paraya oynuyor? katılıyorum. Ve yerli Bak bunlar şimdi. abi. Yerli kontenjanından oynuyorlar. Ersin kaç paraya oynuyor? Yerli Aynen kon... öyle. Buna bakmak Şimdi lazım. sana %100 katılıyorum. Mesela buraya da yazanlar olmuş. Abi sen de Muslera nefreti falan var. Arkadaşlar bu Muslera nefreti değil. Ben de Uğur'la birebir aynı görüşteyim. Bu Galatasaray'ın çıkarlarını korumayla alakalı bir şey. Biz de tabii ki Muslera'yı çok seviyoruz. Biz de 10 sene Muslera'yı izledik sizin kadar yani. Hani farklı durumda değiliz. Sonuçta biz de Galatasaraylıyız yani. Biz de o 2015 şampiyonluğunda Muslera'nın neler yaptığını biliyoruz yani. Ama konu o değil. Konu burada. Sizin performansını giderek düşeceğini bildiğiniz çünkü bir oyuncunun performansını kesin düşüren tek bir şey vardır o da yaş. Onun dışındaki hiçbir şeyde kesinlik yoktur performansla ilgili ama yaş kesin düşürür. Sakatlığın bile Ya geri dönüşü vardır yaştan bu. ziyade tamam yaşlı da iyi performans sergileyebilirsin. Muslera bir de 35'e kadar 2 tane devasa sakatlık geçirdi yani. Evet. Bir de bunun üstüne 2,5 milyon euro ve yabancı kontenjanı açısından
bana da mantıklı gelmiyor. Bu Muslera'nın değerinden bağımsız bir şey. Bu bir risk analizi gibi. Yani Galatasaray'da Muslera olursa Galatasaray ne kazanır? 2,5 milyon euro ve yabancı kontenjanı kıstasları varken yoksa ne kazanır Galatasaray? Buna bakmak lazım. Ben bunun totalinde terazinin diğer tarafının Muslera'sız denklemin daha ağır bastığını düşünüyorum ben de. Mevzu bu. Yoksa Muslera'yı sevmemekle, Muslera'dan nefret etmekle alakası yok bu durumu. Ya deyip değmemesi, bir de maliyet hesabı da var burada. Yani Çok mesela iyi. 2,5 milyon euro çok iyi. Hatta 3 milyon euro garanti para çıkıyorsun kaleciye. Tamam mı? 3 milyon euro maaşla, ki 3 milyon euro maaş burada bence hiç kimseye verilmemeli takımda. 3 milyon euro maaşla ön tarafta yapabileceklerinin çeşitliliği ya çok arttırıyor, çok değiştiriyor. Yani Türkiye'deki kaleci maliyetleri belli. Herkes hem yerliye döndü hem de performans alıyorlar. Ya biraz daha gözü açık olsaydı Galatasaray mesela mesela Doğan Muslera'yı Ren yapmaya çalışıyor. Sen yapardın. Ama bu arada şey de var. Yani nasıl diyeyim? Burak Yılmaz'ın mesela Lille'de yaptığı bir geçiş süreci var değil mi? Lille hem performans verdi hem de Jonathan David'in hazırlanmasını sağladı. Jonathan David geldiğinde bebekti yani. Şeyle bile Burak Yılmaz'la birlikte geldi. İlk maçını ben izledim. Ya sahada yürümekte zorlanıyordu Jonathan David. Bu adam nasıl 35 milyon euro falan deniyordu. Hani çok ciddi bir maliyetli yani gelmişti Belçika'dan. Ya çok bebekti daha deneyim açısından da. Burak hem performans verdi hem Jonathan David'le birlikte oynayabileceğini gösterdi. Oyuncu uyum sağladı Burak'la birlikte. Burak yedekti Jonathan David'in ilk maçında. Mesela o bir geçiş formülü oldu. Şimdi Burak ayrıldı Lille'den. Ama Burak bunu Lille'de yapar. Ama Burak mesela 10 yıl Galatasaray'da oynasın, 35 yaşında olsun. Ya şey Burak'a şey diyemezsin yani. Biz baba Jonathan David diye bir çocuk aldık. Yavaş yavaş bunu oynatacağız, seni de sepetleyeceğiz. Ya kağıt bir abartarak söylüyorum ki anlaşılsın diye ifade edeyim, öyle ifade ediyorum. Bunu mesela Burak'a kabul ettirmek zor. Muslera için de aynısı geçerli. Ren'e gitse o geçiş süreçli geçişi yapabilirsin ama burada yapamazsın. Biz Doğan diye bir çocuk getirdik seni. Seneye kaleyi alacak senden denilebilir mi? Diyemezsin. Hatta bunu denme ihtimali olan oyunculardansa kendisinin çalışmayı daha çok sevdiği oyuncularla devam edildi yıllar boyunca. Ya Galatasaray'da ikinci kaleci Eray'dı abi. Eray'dı ya. Eray Şampiyonlar Ligi maçına çıktı Galatasaray'da. Muslera'nın Abi yokluğunda. çok Niye Eray'dı uzatmaya gerek yok. mesela? Niye Kemal Üçlü'ydü Frikik'ten geçen sene? aynı. Frikik'ten şey yemiş değil mi? Aşıkla yemiş Frikik'ten Eray. Çok güzel. aşıtma ve ters köşeydi abi Eray. Evet, inanılmaz yani. Bak hayatımda hiçbir futbolcu için söylemedim. A Spor'da hatta bizim Mustafa Göksu şu an Konyaspor'un CEO'su. Mustafa ile yayındaydık. Ben dedim ki 3 yıl sonra mesleğinin futbolculuk olacağını düşünmüyorum. Öyle de oldu bu arada ve bayağı şey yapmıştı. Ya öyle demesem mi falan demişti Mustafa yayında da bile. Ama gerçekten çok belli ediyordu. Eray aldı sözleşmeyi. Ben bir hani şey deniyor ya düz bir sokaktaki insana sözleşme verilmiş gibi oldu. Ya belli o kontrattan sonra bir daha oynamayacak. Yani herhangi bir seviyede. Çünkü kendi seviyesini yenerse ikincilik, üçüncülük yapması lazım. Aldığı paranın benzerini bir daha kazanamayacak. Futbolu da bilmiyorum. Hatta bakayım mı, kontrol edeyim mi? Eray'ı Ya gerek istemem. yok şimdi de. Bir şey söyleyeceğim. Bence mesela İsmail Şipe Eray'dan da kötü. Kesin. Ya İsmail Çipe'nin seviyesi nereden anlaşılıyor biliyor musun? Kurtardığı pozisyonlar. Mesela şut atıyorlar kurtarıyor ya. Oğlum Tesadüfen bir kurtardığım problem teniste var bir yani futbol anladın oynuyorum mı? Yani aslında. Tamam. kurtarırken bile sektiriyor, tutamıyor. Bak fizik kaleci fiziği ama yok şey olarak. Yok Eray en yok hiç. son 7 Şubat'ta feshetmiş Keçiören Gücü sözleşmesini. 4 aydır kulüpsüzmüş. Bayağı Tamam bırakmış. bir yıl futbola ara vermiş Galatasaray'dan sonra. Bir Kayseri'ye imza atmış. Bunu bilmiyordum mesela. Kayseri'de ne işi var Eray'ın? Kayseri, Malatya ve Mahalle, Kayseri Keçiören arasında Gücü. biliyordum ben. Keçiören Gücü de sezon içinde sözleşmesini feshetmiş. Eray'a bir şey sormak isterdim ben ya. O arabayı sen neden Florya'nın çimlerine soktun diye çok sormak isterdim Ben nasıl acaba. soktuğunu Yaparken merak ne ediyorum. düşündü? Yani ya şaşırmadım onu soktuğuna da nasıl soktuğunu anlamadım. Yani nasıl izin verilir ki böyle bir şeye? Ya inanılmaz bir şey ya. Acayip bir olay yani. Ya o Abdülkerim abiniz şey gibi biraz. Wembley'e ilk ben ayak basacağım hikayesi gibi yani. Hazır Florya'ya gelmişiz arabayı da sokalım gibi bir şey yani. Abi çok enteresan ya.
Ya Mustera kamusunda dediğim gibi ya popüler olmayabilir. Çetede bakıyorum yani çok hani Mustera'nın seveni çok olması çok doğal abi. Ya Ya Mustera biz de çok gerçekten seviyoruz. Biz de çok seviyoruz abi Muslera'yı. abi Mustera gerçekten Berk doğru söylüyor. Mustera dümdüz şampiyonluk getiren belki yakın tarihteki tek kaleci var mı böyle? Ya mesela Uğurcan da çok etkiliydi ama bu Trabzon şampiyon bir takımdı zaten bence yani. Baştan aşağı. Abi ben hatırlayanı vardır o sezon. Mersin İdman Yurdu deplasmanında bir top kurtardı Muslera. Yerde Arka oturuyordu yani. arkaya iki top değil mi? Bakayım şey Nakılman'ın topuydu sanırım. Anladı Sezer benim hangi toptan bahsettiğimi. Anladım, anladım, anladım. Ben hayatta hiç böyle bir kurtarış görmedim abi. Dünyanın hiçbir Değil kalecisinde böyle bir kurtarış görmedim. Maçı 1-0 Yasin'in golüyle kazandık. Öndeydik. O maç 1-1 bitse muhtemelen şampiyonluk gidecekti. O kalan haftaların, seri yaptığımız haftaların en zor deplasmanıydı o. Mersin İdman Yurdu Rıza Çalımbay'la çok iyi sezon geçiren Mersin İdman Yurdu'ydu. İnanılmaz bir takımdı. Nakılmalı falan filan. O maçı berabere bitirsek belki şampiyon olamayacaktık yani. Öyle bir sezon geçirdi Muslera. İnanılmaz bir şeydi yani. Bir de o sene Galatasaray Nisan'a kadar top oynamadı ya. Bak rezalet bir sezondu. Şey gibi o 6. olan sezon gibi top oynuyordu Galatasaray. Valla Yani Nisan'dan sonra da zaten şampiyonun inanılmaz top aslında hak oynayamadık. edilmediği bir Tam boş sezondu oynadık. şey olarak. Yani yolculuk olarak toplu olarak hak edilmiş bir sezon değildi. Nisan-Mayıs ayları tecrübeyle oyuncuların yani bir de Florya'nın bir araya gelmesi diye bir şey var. Gerçekten var yani. Ya biz bir şey turnuva gibi oynadı. Galatasaray sanki minimal bir Türkiye Kupası oynar gibi Türkiye Kupası'nı kazanır gibi kazandı ligi. Evet, turnuva oynadık resmen yani. O hani Kimse 8 maç, kopmamıştı 8-10 şampiyonluktan. maç. Aynen kimse kopmamıştı şampiyonluktan. Orada bir playoff gibi bir şey oynandı aslında son haftalarda. Şampiyonluk playoffu gibi. Biz kazandık yani hani. Evet ya ve hani biraz geçiş dönemiydi mesela Beşiktaş'ın çok geçiş dönemiydi. Belki o hani çok iyi Beşiktaş'ın emarelerinin verildiği şeydi dönemdi. Evet. İsmail Kartal'a da santrfor almamışlardı. Adam santrfor diye yalvardı devre arası. Bir tane adam almadılar. Ben Belki şeyi mesela hatırlıyorum. yani Fenerbahçe de kafa sokabilirdi o sene. Bence O Galatasaray dönem geriden gelip Muslera'nın aldı. İki takımdan da gerideydi Galatasaray. aynen öyle kesin geride. O dönem Muslera'nın cezalı olduğu bir maç vardı. Bir saçma sapan bir sarı kart görmüştü. O hafta ben Twitter'da hatırlıyorum. Muslera'sız ne yapacağız diye millet ağlıyordu. Sinan Bolat yanılmıyorsam bir Kayseri veya Gençler Birliği maçı oynamıştık içeride. Kayseri Sinan Bolat galiba. oynamıştı. İnsanlar çok korkuyordu. Kayseri Abi galiba. Muslera öyle bir sezon bak geçirmiş ki Sinan Bolat bize çok kötü kaleci zannediyorduk biz Sinan Bolat. Sinan Bolat gayet iyi kaleciydi aslında. Aynen onu da Muslera o eleştirdi. zaman Sinan Bolat'ı yakmış Muslera'nın performansı ya. Ya Gol ben bir kere inanılmaz girip eleştiriyordum televizyonda. Ve hani bir bir tık iki soruya aklına girip girmişim çocuğun yani. Muslera'yla arasında 5 ışık yılı fark olduğu için o dönem. aynen. O yüzden biz hani Muslera normal Sinan kötü zannediyorduk. Halbuki Muslera yani tarihi bir performans veriyordu. Evet. Sinan kötü zannediyorduk. Aynen öyle yani. Onu demek istedim ben. Bir iki soruya cevap vereyim mi chatte? Ver senle ilgili mi? Yok. Morgan Sanson soruluyor. Galatasaray'ın en ciddi orta saha adaylarından bir tanesi gün itibariyle. Öyle mi diyorsun? Kulübü pazarlıklar sürüyor. Evet. Bak transfer 8 numara haberi bir verdi isim. adam. Aynen. Hani bilindik bir isimdi zaten. Arkadaşlar da sormuş ama. Durum bu. William Carvalho ile ilgili de görüşmeler var ama yani ben William Carvalho çok içime sinen bir oyuncu değil açıkçası. Tarz olarak. Sen daha yorumlarsın Uğur. Baran Demiroğlu'nu bilmiyorum. Baran Demiroğlu ile ilgili Fenerbahçe'ye gidiyor iddiaları var ama ben bilmiyorum yani bir şey duymadım. Bir şey diyemem. Şomurodov ve Şarabi söylentileri var. Şomurodov isteniyor ama çok zor transfer takdir edersiniz ki ben çok ihtimal vermiyorum. Şarabi'yi duymadım. Gerek de yok bence. Bunları cevaplayayım şimdi. Sonra gene bakarız. Ya Sanson çok enteresan bir profil abi ve Premier Lig'de şöyle bir şey vardır. Taraftarlar iyi oyuncuyu bile kolay beğenmez yani. Yani çok kolay Evet. değildir aidiyet duyması. Ya ben hiçbir Aston Villa'nın hakkında kötü konuşunu görmedim. Çok beğenilen ama bir tek işte sakatlıklardan hani dem vurulan bir oyuncu. Ama şey çok çok sağlam. Gerçekten herkesi kendini kabul ettirmiş bir adam ve şey yani topu inanılmaz saklayan iyi bir driblingçi merkezden bir de delici oyuncu bulmak kolay değil bence. Hani Ve Galatasaray'ın en çok böyle ihtiyacı olan şey böyle bir bence. adam yakalamak Merkezden gerçekten dolayı. fark yaratır bence.
Kesinlikle öyle. Bir de şunu söyleyeyim. Okan Buruk şeyde dedi ki, ben ona formasyon sorusu sordum Okan Buruk'a imza töreninde. Nasıl formasyon kullanacaksınız diye. Dörtlü savunma oynayacağım. Ön tarafı bilmiyorum. Başlangıç formasyonu önemli. Ama maç içerisinde de farklı formasyonlar oynayabilecek zeki futbolcular istiyorum demişti. Zeki futbolcunun tanımı Sansun işte. Tabii. Ya Direkt çok yani. çok Çok zeki futbolcu abi. bir de Bayağı abi zeki. Oyunu çok biliyor unutmayalım, ya. adam 94'lü abi sadece. Evet. Yani daha önünde çok çok zaman var. Bir de zeki oyuncu bence biraz daha zeki oyuncular daha iyi yaşlanıyor. Hem yani böyle çok çok fizik olarak çakılmazsa ya da böyle garip olaylar yaşamazsa. Mesela o yüzden Arda'ya da geleceğiz. Arda benim için bir tık benim çok şaşırdığım bir olay. Ya yani ben Arda'nın da iyi yaşlanacağını düşünüyordum. Ya yani çünkü oyun zekası, pasörlüğü falan hep A kalite adam olduğu için hani Arda 33 yaşında da 30 yaşındaki gibi oynar diye düşünüyordum. O mesela bir yıl boşluk girmesi, biraz futboldan kopması çok etkiledi. Ama mesela 27 yaşında, 28 yaşında, yani 28 diyelim, Sansón'u aldığında abi 3 yıl tertemiz kullanırsın. Hala da hani talibi çıkabilir yani. Elinden almak isteyen çıkabilir. Kesinlikle. Bence doğru yaş bunlar yani. O 29-30 yaşında adam aldığın zaman o zaman başka bir yere gidiyor. Kötü çıktığında sıkıntı olabiliyor ama mesela diyelim Sansón bir yıl kötü geçirdi burada. Abi adam hala 29 yaşında. Eski takımlarından biri isteyebilir. Fransız adam tekrar ligine dönmek isteyebilir. Kendi hani parasından falan fedakarlık edip bir şeyler yapabilir. Ben çok beğeniyorum. Çok da iş yapar diye düşünüyorum açıkçası. Tam Peki Galatasaray'ın ben şeyi ihtiyacı olduğunu sorayım. söyleyeceğim. Sansón'u tam 8 gibi düşüneceğiz ve 6'ya bir adam daha isteyecek değil mi Okan Hoca sizce? Bence 10 numara da isteyecek. Yani bir tane daha da ofansif bir oyuncu da isteyecek. Tam 10 demeyeyim hani 8'de oynayabilecek ama ben bir tane daha ofansif bir oyuncu alacağını da düşünüyorum Galatasaray'ın. Biraz bilgi dahilinde düşünüyorum. Ofansif Bugün dediğin Arda'yı dinledim. Arda da Okan Hoca'ya şey demiş. Bence net forvet arkası oynayabilecek kaliteli, skor çözebilecek bir oyuncuya ihtiyacımız var. Ben bunu Okan Hoca'ya da söyledim. Benimle aynı fikirde. Yani futbol görüşlerimiz benzer tarzında bir şey söyledi. Ulan o Scarpa var ya, bak ben onun menajerine ulaştım zannettim, sadece basın danışmanıymış. Bana haber verecekti, hala vermedi. Yazıklar olsun. Arda aslında Talisca gibi bir oyuncu anlatıyor. Bak ben Scarpa Net. da çok iş yapar diyorum yani. Bu arada bugün alkolik hani dalga geçmiş değil mi? Alkolik koymuş. Üstüne konuşulmuştu bizim Sinan Yılmaz'ın işte Talisca aslında Emrah Akbaba'nın gelişmişi demiş. Biraz geyik dönmüş de doğru söylüyor adam. Aslında rol olarak çok Yüzde aynılar yüz yani. haklı. Evet. Çok Forvet'e haklı. birebir aynı fikirdeyim. Abi Kaliteli. skorer forvet arkası ve hani savunma katkısı düşük. Tamamen skor odaklı oyuncular bunlar. O yüzden Evet. de hani skorla yaşayıp skorla ölen forvet arkası. Biraz Saša Ilić böyleydi mesela. Bataşa böyleydi. Yani bunlar belli tip adamlar. Bu adam Giuliano böyleydi bu tip adamlar da ligde Fenerbahçe'deki. iş yapıyor. Ha Emre mesela Emre hakikaten olmamış bunun. Ya Emre'nin böyle Evet. oynayabilmesi için 15 tane atması lazım. Sadece şeyi ekleyeyim. Ya bu da Emre Akbaba da mesela bir alternatif ya onun için. Size yorumunuzu soracağım aslında. Abi Emre Akbaba 10 gol attı değil mi geçen yıl? İyi bir istatistik. Evet. Gayet iyi yani 10 gol. Yani çifhane rakam. 10 golün 6'sını bir haftada attığını biliyor musunuz? Bir hafta. Bir maçta Evet, hat-trick'i iki vardı. maçta. Ocak 3 Şubat maçta aylarında attı. o. 3 maçta attı ama bir haftada attı. Bir haftada Ocak ayında 6 tane gol attı. Herkes deliler gibi Emre Akbaba'yı işte ne oldu gördünüz mü beğenmediğiniz adamın falan oldu. Abi geri kalan 8,5 ayda 4 tane golü var ligde. Yani ama işte skorla bu 4 golü kim kaldırabilir? Hani bir box to box orta saha oyuncusu kaldırabilir abi. Ya Kante'ysen sen 4 gol at sezonu bitirirsin. Sezonun da oyuncusu olursun. Ama Aynen öyle. Emre Akbaba Kante değil abi. Emre Akbaba'nın 8,5 ay 4 gol atma hakkı yok. O yüzden de Emre maksimum yedek olur Galatasaray'da. O yüzden hani Emre üstüne bir planlama gibi düşünceye giren arkadaşlarımız da oluyor. Siz de nasıl bakıyorsunuz? Nasıl düşünüyorsunuz? Ben bilmiyorum. Ben Emre'yi yetersiz buluyorum Galatasaray için. Abi ben şu an Galatasaray'ın ilk 11'inde mevcut Galatasaray'dan kanatları ayrı tutuyorum. Merkezden bahsediyorum. Hiçbir orta saha oyuncusunun ilk 11'de yer almaması gerektiğini düşünüyorum. Çok netim bu konuda yani.
Yerli yabancı. Hiçbir kadrodaki hiçbir oyuncunun Galatasaray'ın 11'inde çıkıldığı da buna dahil ediyorum yani. Hı-hı. Hiçbir merkez oyuncusunun ilk 11'de olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ya skor yapamayan... İlla zorlarsa yani, Berkan olur yani. Bir adam olsa diğerinin hakikaten çok ciddi skor yükü çekmesi lazım. Ya da kanatlardan birinin uçması lazım. Hani hiç öyle bir yani bunu yakalamak çok zor Türkiye Ligi'nde abi. Çok zor. Yani hakikaten bir kanadında Gezzal olacak, herkese pozisyon hazırlayacak falan hani özel oyuncu yakalaman lazım. O da yok Galatasaray'da şu an. O yüzden herkesin görevini tam yapabiliyor. Biraz daha ligin prototip oyuncularına gitmen lazım. Talişka da prototip oyuncu. Bilmiyorum Talişka olur mu olmaz. Olmaz gibi geliyor bana ya bu arada. Ben %20 falan görüyorum Talişka'yı. Yani abi çok büyük ihtimal. Bu arada Berke yine Arda'dan bir şey yapayım. Arda'yı dinlemek bence bayağı keyif verdi. Kafa açtı. Candaş Solgu Işık Arda'ya neden başarısız oldunuz diye sordu. Sizce geçen sene kadromuz yetersiz dedi. Haklı. Çok net konuştu ya. Evet. Ya Arda hep net hani konuşuyor daha... zaten. Arda evet. Daha hani bilmiyorum dışarıda sohbet etme hiç denk geldiniz mi? Şeyiniz oldu mu? Yani hakikaten bir kez oldu. Ekranda nasılsa sağ kenarında nasılsa dışarıda da öyle. Ama işte hani hatalarını işte tekrar tekrar açıklamaya gerek duymamalı bence. Şu anki değerini orta mesela bence bu yayın büyük ölçüde koydu. Ya adamın futbola verebileceği çok şey var. Arda o konuda şeydir. Yani hem kendini ifade eden, futboldan anlayan, deneyimi yüksek. Ya bunu doğru kanalize etmesi lazım sadece. Teknik direktörlük isteğinin olması beni biraz sevindirdi. Yani sağ dışı hataları üstünden kendini tanımlayan. Tanju Çolak olmaması lazım Arda Turan'ın. Yani nasıl diyeyim? Kesinlikle canım yani hani %100. Bu arada Fatih Hoca'nın ona söylediği bir şey de söyledi. Beni geçerse bir tek sen geçersin demiş Fatih Hoca. Teknik direktörlük kariyerinde. Ya ilişkisi iyi olmasa söylemezdi bence onu. Bu arada yani ama hoca ilişkisi iyi diye de söylemezdi sadece. Mantıksız değil yani. Şey, ya potansiyel olarak Arda gerçekten ciddi potansiyel bence. Ama işte şeyi bırakıp geçmişle yaşamayı ya da geç, yani çok hani hakikaten bir 3 yıl Tanju Çolak dönemi gibi takıldı yani. Hani o, ben çocukken hep Tanju Çolak skandalları konuşulurdu mesela. Hepimiz hatırlarız yani. Tabii canım. Yani tam böyle çocukluğumuzu damga vurmuş o yaklaşım. Yani o onun gibi seneler geçirdi ama Arda'nın kariyeri acayip bir kariyer yani. Acayip bir deneyimi var. Kendini de ifade ediyor. Biraz buna konsantre olması lazım. Hep, hani ne zaman denk gelsem hep onu söylerim yani. Atilla Özlü herkes hata yaptı diyor adama da Arda Barcelona'da oynadı farkındayız değil mi diyor. Ve Barcelona'da da oynamadı abi. Tarihin en iyi Barcelona'sında oynadı. Bir de o var yani. Bugün şey de söyledi yayında. Ben de izledim, dinledim daha doğrusu. İzleyemedim de. Eşyaları ayarlarken dinledim. Luis Enrique ilk gittiğinde transfer listesini göstermiş Arda'ya. En başında yazıyormuş Arda. Bana söylemişti onu bir kere. Bugün Manchester United'dan bahsetti. Jose Mourinho'ya evet. FaceTime yapmışlar abi. Jose Mourinho istemiş. Hatta hani okeyleşme noktasına geldi. Yani Mourinho seni için çok istiyorum. Almak istiyorum vesaire vesaire. Gitmemiş abi. Yani şey sponsor transferi burada biraz hep şeyler üstünden konuşuluyor işte. Barcelona'da olmadı falan. Ama orada zaten o kadar olur abi. Orada rotasyon oyuncusu olursun. O takıma gitmek mesele. Burada mesela ben Arda'ya hiç katılmıyorum. Arda'nın yanlışı bu zaten. Ama olmadığını anladığın zaman yani Barcelona'yı zorlayıp zorlayıp beklemek hata bence. Ya da Barcelona olmayınca ben ülkeme döneyim. Abi onu o kariyer yönetimini vermemekten git Milan'a abi. Bunu da yüzüne de söyledim orada. Milan'a gitseydin abi. Barcelona'dan Milan'a gidilir mi diyor bana mesela. Yani niye gidilmesin? Barcelona Başakşehir'e gidiliyor da. Ben de onu diyecektim yani. Milan'a niye Milan'a niye gidilmesin abi? Git Milan'a 10 numarası var Milan'ın. Ya orada bir iz bırak anladın mı? O zaman herkes der ki adam Atletico'da da yaptı, Barcelona'da da bir şeyler yaptı. Milan'da da efsane oldu ondan sonra döndü. Milan'dan dönsen daha karizmatik dönersin yani. Ya bu arada Arda'nın şöyle bence yani zaten Barcelona kariyerinin bitmesinin sebebi saha içi değil.
Yani Arda sonuçta Barcelona'ya hani şöyle diyeyim 12. adam olarak gitti. Yani yedekten ilk girecek adam. Biri sakatlandı rotasyona ilk girecek adam olarak gitti. O rolde çok güzel oynuyordu bence. Hani işte Neymar'ın sakatlığında, Iniesta olmadığında hani bir de hem merkez hem kanat oynayabildiği için çok ekstra avantajı vardı Barcelona açısından ama bence zaten sebep saha içi değil saha dışı yani. Veysel Yıldız demiş ki öyle bir algı var ki başarısız kariyer gibi oluyor ama gayet başarılı kariyer, sadece kötü olan şey açık ara GOAT olabilirdi Arda demiş. Bence hala açık ara en iyi kariyer şu an. Açık ara en Bak iyi kariyer. bence Bak açık rakibi yok ara. ya Arda'nın kariyer konusunda. Oğlum Nihat Kahveci, Tugay Kerimoğlu falan bizim top seviyemiz bu adamlardı yani. Aynen öyle. Tugay Kerimoğlu istikrar olarak başka ama Tugay Kerimoğlu'nun seviyesi de o seviye değil yani. Yani bilek yani şimdi bir takımın starı olmak çok güzel. Bayrak adam olmak çok güzel. Blackburn Rovers abi o. Hiçbir zaman Blackburn Rovers yani top 4'e oynamış bir takım değil Tugay Kerimoğlu döneminde. Tabii Nihat ki değil abi Kahveci yani. bak La Liga'da acayip işler var. Sociedad dönemini ayırıyorum yani. Kült bir performans ama Nihat Kahveci Sociedad'dan Villarreal'e gitti abi. Villarreal'den de Aynen öyle. Türkiye'ye döndü yani. Ha burada yine çok iyi. Yani çok özel bir yani. Türk futbol tarihinin en başarılı kariyerlerinden biri. Çok güzel ama Arda'yla denk değil. Arda'nın Atletico'suyla bile denk değil Sociedad. Tabii ki Sociedad değil. underdog'tu yani. Ya Atletico bugün deve dönüştü yani. Atletico tarihin en iyi Barcelona'sıyla ve o Barcelona'ya eşlik eden Real Madrid'in arasından çıktı, şampiyon oldu. Yani bunun eşleniği yok bence. ya bugün Arda da yayında söyledi. Ben hani sponsor transferi mevzusundan girdik konuya. Ya bıraksınlar dedi. Ben Atletico Madrid'in 10 numarasını aldı Barcelona dedi. Bu ne kadar değerli bir şey farkında mısınız dedi. Ya o kadar haklı ki. Ya Ya haklı da insanlar... işte bence bunu söylememesi lazım. Bence yanlış yapıyor Arda. Bak bunu Arkadaşlar bu arada bir söylememesi şey lazım, evet. söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ankaragücü Hezer oldu gezi almış abi. Evet ya, ona bakıyordum şimdi, tanıtım Hezer videosu Rodriguez'i yapmışlar. herkes şey yapıyordu ya. Bir yerlere öneriyorlardı. Galatasaray falan da menajeri galiba bir söylemeye çalıştı ama çok şey olmadı. Evet, bir adı çıktı hatırlıyorum ama çok şey olmadı yani. Muhtemelen Türkiye haklarını aldı biri. Ankaragücü almış. Abi enteresan olabilir ama. Yani gelecek sezon adı Fenerbahçe Galatasaray'la falan anılabilir yani. Abi çok şey ya, aşırı saha dışı yani, çok profesyonel bir adam olduğunu düşünmüyorum. Çok zor Ya yani değil bizim. abi. Sonuçta Balotelli de Serie C'ye düşmüştü adam. Geldi burada yine milli takım yapıyordu. Yani bu ülkenin özellikle hücum oyuncularını kalkındırmak gibi bir misyonu var abi yani Biz hani değişik Balotelli yani. var harbiden. keyfi geldiğinde süperstar gibi oynayıp keyfi yani kafa kırıldığında oynamayan bir adamdı. Hezer Rodriguez en son ne zaman futbol oynadı ki? Hezer Rodriguez şey Vallahi değil. hatırlamıyorum. Allah Allah ya, benim Doğru sesim niye söylüyorsun. az geliyor abi? Böyle mi konuşayım? Böyle konuşayım şey gibi. Zeki Müren gibi. Şimdi nasıl? Bana gayet net geliyordu. Şu anda da gayet net geliyor. Bana net geliyor. Şey, chat yazsın. Chat'e belli ki bizimki gibi gitmiyor. Çünkü ben hem sizi net duyuyorum hem aramızda hani sesin az geliyor gibi bir durum da yok. Abi eğer Transfermarkt yanlış vermiyorsa Hezer Rodriguez geçen sene La Liga 2'de 40 maça çıkmış. 38 maça Las çıkmış. Palmas'ta oynamış abi. Las Evet. Palmas'ta 10 Ama 10 gol gol 6 6 asist. asist. Fena değil ya. Bilemedim ya, son bir vurgun belki, bir Abi Ankaragücü için para iyi transfer yediyse bence. son bir, Ankaragücü'den de çok para alabileceğini düşünmüyorum ama. Evet. Yani bence Ankaragücü için iyi transfer yani Hezer Rodriguez. Yani Ya bu zar arada atmana Ankaragücü'nün değebilir ama çok şey değil. Yani acayip bir kontratla gelmediyse. zannetmiyorum öyle bir Sezon. kontrata geldiğine ya. Bu arada Bir de Ankaragücü'nün şey, sezon daha başında yaşı da ilk genç defa abi yani transfer yasağı 29 olmadı gördüm. yaşında. Ya Hani tabii. Yani 32-33 bitik de bitik değil. bir yaş değil, eyvallah. Hani şey değil, İyi öyle değil. 33 yaşında adam kovalamıyorlar. Burada 20 atar demiş Ümit Keleş'e. Burada 20 atanın da heykelini dikerler. 20 gol atmak Türkiye'de çok zor. Bu sene Türkiye'de 20 gol atan bir tane oyuncu var, Umut Bozok. İkinci oyuncu yok. İkinci oyuncu Balotelli. 5 mi attı, 6 mı attı, ne attı ya? 5 attı değil mi? 5 attı Balotelli. Kime? 18 golü var, 5'ini bir son hafta Göztepe'ye attı. Evet. Aynen. O yüzden şey, burayı küçümsememek lazım. Öyle 20 tane atılır, o bu falan. Abi Sörloth Kim? burada 20 küsur attı işte hala adam 10 milyon euro o yüzden yani her Hezer yerde. Rodriguez 12 atsın, 13 atsın. Büyük başarı yani bence. Kesinlikle.
Bir de büyük takıma gelmiyor şimdi. Ankara Gücü'nün nasıl bir kadro kuracağı da belli değil. Hani 15-20 atmak kolay değil dediğin gibi. Abi 3000 kişi olmuşsun. 2900 3000 kişiyiz şu anda. Herkese çok teşekkürler. Hazır buradayken beğenirseniz, abone olursanız da çok sevinirim. Kanala da destek bu arada, olursanız. Bu arada oylamada canlı yayına bizzat gelsin diyen %19'luk adam gibi adama buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Benden faydacı ve çıkarcı bir yaklaşım değil. Benim yayına gelmemi isteyen o %19'u adam gibi adam %19'a teşekkür ediyorum. Bence ama %19 biraz, şey diyor, canlı yayına gelip transfer haberi versin diyor. Biraz şey olabilir. Hayır. Sadece. Öyle bir şey yazmıyor burada. Abi canlı yayına gelirse kesin daha uzun süre daha çok bilgi verir gibi düşünmüştü. Bence daha mantıklı, daha iyi bir yatırım. Çünkü zaten bilgi vereceğim ya, aklıma geldi. Bir de canlıya gelirsen iki program faydalanmış olur. Bence çok mantıklı. Doğru. Solbakken'le ilgili ben... bir şey söyleyeyim mi? Tabii, buyur. Solbakken transferi bitti diyen meslektaşlarıma saygı duymakla beraber benim duyduklarım öyle değil. Oyuncu çok uzun zamandır Roma ile görüşüyor. Kulübü ikna olmaya hiç hazır bir kulüp değil. Bodo Glimt kafayı kırmışlar abi. Adamlar biz Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Solbakken'de oynatacağız. Para benim umurumda değil diyor adam. Başkanları yani. Ondan sonra yani. Hani ne kadar versinler de göndermiyorum diyor. Ondan sonra yani Roma'nın da çok ciddi ilgisi var. Ben o transferin Galatasaray lehine bittiği haberlerine çok katılmıyorum. Duyumlarım da o şekilde değil. Zor transfer. Oyuncu geçen kış eğer Fatih Terim takımda kalsaydı muhtemelen Galatasaray'a gelecekti bir şekilde. O zaman gelmiş olsaydı daha alınabilir durumdaydı. Ama özellikle bu sene Konferans Ligi'nden sonra alabilmek çok kolay değil Solbakken'i. Özellikle Avrupa'ya gitmediği bir sezonda Galatasaray'ın. Ben hala çok zor transfer olarak görüyorum. Doğukan Avuz Roma masadan kalkmış diye bir şey yazmış. Valla bugün akşam saatlerine kadar öyle değildi. Roma'yı bırakıp neden gelsin İstanbul'a demiş. Yani. Hani eskisi gibi Şampiyonlar Ligi'nde direkt oynayan, direkt giden bir takım olsa Galatasaray anlarım. Şu an öyle bir durum da yok. Yani adam direkt olarak ilk senesinde Süper Lig'e geliyor yani. Salt Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'na geliyor. Bu arada o transferde bir Zaniolo muhabbeti de Roma'nın önüne açıyor. Eğer Zaniolo giderse ki gideceği konuşuluyor. Muhtemelen solda Ken orayı alırlar. Oğlum yayına çıkıyorsunuz ya şey dur. Bu niye böyle oldu lan? Ne oldu? Ben yine bir şeyler yaptım. Bir dakika. Ekranda nasıl? Ekranda altta bir yarım bir görüntü evet, var. Evet abi Discord çıktı görüntü. Ekranda. Discord ne alaka ya? Birisi şey yazmış. Berk'in üstüne tıkla sesini kıs falan. Neden bana böyle bir şey yapıyorsun? Abi kafayı yiyeceğim ya. Millet artık arkadaş dur. Bunlar ne alaka? Bunu sileyim. Bunu nasıl kaldırıyoruz? Kaldır. Pencere yakalama 3. Berk'in seveni de var, sevmeyeni de var demek ki. Abi Berk'in üstüne tıkla sesini kız çok ağır değil mi ama ya? Tamam. Tamam. Görüntünüz... Ya yok pencere yakalama var görüntü. Şu an sesiniz geliyor değil mi Berk? Evet. Konuşun abi. Benim ses geliyor deneme. Yani bana sesler geliyor. Abi inanılmaz. Aynen, ya. Dün ne yaptı biliyor musun? Dün diyorum pazar günü. Yayını yaptık abi. Bayağı da izleyen oldu. Böyle 3700 kişi falan izledi. Trende girecek video yani. Sonra baktım 2 saat 10 dakika olmuş. Dedim ki ya boş yaptığım yerleri keseyim ki İnsanlar rahat izlesin. Hani böyle en azından 1 saat 40 dakika. Kesinlikle trende girmedi. Şey yapayım. Bozdum abi videoyu. Bozdum videoyu. Sadece kestiğim yer kalmış. Yani konu esas kalsın dediğim yer değil. Kestiğim yer kalmış. Diğeri tamam. Gitmiş. Hala processing diye gösteriyor. Yayına da veremedim. Yayın gitti yani. Boşa gitti. Millet bayağı şey yapıyordu zaten. Hani... Niye, nerede abi yayın, ben işte şey izliyorum, canlı izlemiyorum, sonradan izliyorum 1.5x'de falan. Bir de böyle bir tayfa var, 1.5x tayfa. Siz öyle izliyor musunuz? Ben izlemiyorum ya abi o... Söyle Sezer. Benim dünyada 1.5x dinlediğim tek şey Berk'in ses kayıtları. Bazen uzun ses kaydı atıyor WhatsApp'tan, onu 1.5x dinliyorum. Hayda, sır. Gizli bir sır ifşa oldu burada. Bu arada arkadaşlar bu yayında neden benim üstüme bu kadar oynanıyor? Ben onu anlamadım yani. Üstüne bas sesini. Oğlum, bu arada ben 1.5x dinlemeyi seven bir adamım bu arada. Bunda bir sıkıntı yok. Geç geldim. Hayır, ben YouTube'da oynamalar olacak. Bugün böyle geçecek. Evet yani. Abi anketle başladık. Nerelere geldi mevzu? Üstüne bas sesini kız. Bu arada bilmeyenler vardır. Berk ile Sezer
Yani yakın arkadaş olmak başka bir boyut da. Ya bu adamlar kişisel birbirlerine program yapıyorlar. Arıyorlar böyle her gün 1,5 saat birbirlerine Galatasaray değerlendiriyorlar. Değişik adamlar yani bu açıdan. Yani tam her maçın devralı bu maç sonu kritiğini yaparız. Bu madeni Karakılık YouTube kanalına taşımak istedim. Ya ikisi de bu arada yani hem Sezer'le Berk'le de ayrı ayrı çalıştım. Ama hep yani günlük hayatımda böyle inanılmaz sevdiğim adamlar. O yüzden güzel bir sinerji oluştu diye düşünüyorum. Yani ikisinin arasında da bir sinerji var. Burada da pozitif bir hava var. O yüzden alta gelen yorumlar tesadüf değil. Abi twerk yap ne olur. Sonra... Ya niye böyle mesaj atıyorsunuz abi? Niye twerk Allah'ın yapalım? Varsa yapmazsın. Bak o kadar diyorum. Niye yapayım oğlum ya? Twerk de yapmayız ya. Alkolik diye bir gerçek var abi. Hani kendi aramızda yapsak bir nebze belki bir derece. Ama şeye düşmek istemem. Alkole düşeceksem daha... Ben de merak ettiğim için soruyorum. Fahrettin Nazik sormuş. Umut Bozuk transferi ne durumda? Trabzon'a gitti gidecek, imza attı atacak derken çocuk boşta kaldı. Bence şey ya. Abi şöyle söyleyeyim. Bir tane de güzel haber verdim o zaman. Ben Umut Bozuk'un bu transfer döneminde Galatasaray forması giyeceğini düşünüyorum. Bence de öyle. Yani bence o iş ya olacaktı o günlerde. Bekleme süreci Galatasaray'ı çok net beklediğini gösteriyor. Galatasaray'da da evet. Yenilenecek belli ki şey. Forvet attı. Şimdi bence bir oyuncudan çıkmaya çalışılıyor. Kalmayacağını düşünüyorum. Kalmayacağını düşünüyorum 3 santroforunda. Yani Gomis, Cagne, Muhammed'in 3'ünün de gideceğini düşünüyorum. 3'ünün de. Yani bence ilk ayrılıkta Umut Bozuk'u açıklayacaklar. Yani biraz şey için. Umut'u açıklarlarsa göndermek istedikleri oyunculara çok ciddi bir koz. Ya nasılsa bize oynatılmayacak, nasılsa Umut oynayacak diye düşünüp şey yapabilirler. Yani ayak sürüyebilirler mesela. O yüzden önce gönderip sonra Umut'u açıklama gibi bir fikir var benim. Tahminimi söylüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ya bir de şu an bütün yoğunluk orta sahada. Orta sahayı hakikaten çok inceleyip sık dokuyorlar. Yani orada hata yapmak istemiyorlar. Az önce biri de yazmış. Endombele G'ye orta sahası beklerken Fernando Sanson olacak diye. Abi Fernando Sanson niye orta saha? G'ye Endombele diye bir orta saha beklemeyin lütfen zaten yani. Hani. Ya G'ye Endombele diye bir orta saha kim yapabilir? Ne bileyim. United yapabilir mesela. Yatırım yapan bir ne bileyim en düşük seviyeyi söylüyorum. Hani Newcastle. Yani Lyon bir maden bulur. Lyon falan yapar belki. Belki. Maksim o bile gerçekçi değil yani. Ya Galatasaray'dan bunu beklemek bir haksızlık ciddi şekilde bence. Bu oyuncular Galatasaray'a ilgilenmiyor değil. G'nin de Endombele'nin de durumları soruldu, edildi falan yoklandı ama hani hele bile ikisini birden beklemek hayalcilik yani o. Öyle bir şey yok ya. Bu arada ben şimdi kızacaklar ama ben Endombele transferini istemem abi. Ben bir sezonluk kiralık ve satın alamayacağım oyuncunun gelmesine karşıyım. Yani oyuncu biliyorsun ki gelecek sezon yok. Bu benim çok canımı sıkıyor abi. Abi kiralık oyuncu iki şekilde olmalı. Bir, performans verirse beğenirsen alacağın oyuncu. Mesela çok evet. Alt seviye takımlardan oyuncuyu kiralarsın. Opsiyonu da koyarsın babalar gibi. Hani alt seviye deyince kim yanlış anlayacak ama mesela Brentford'la Halil Dervişoğlu'nu kiralarken tamam mı? Koyarsın 5 milyon euro opsiyon. Halil de beğendi mi? Verirsin 5'i alırsın. Mesela bu doğru bir kiralama biçimi. Ya da evet. Mesela gözden düşmüş. Mesela Onyekuru da mesela daha mantıklı bir kiralama biçimi. Ama ya Enzonzi kiralamanın bir manası yok abi. Enzonzi sana yük. Enzonzi sana 3,5 milyon euro maaş geçirmek için gönderilmiş bir adam. 30 milyon euroluk adam aldık. Hayır abi 30 milyon euroluk adam almadın. 30 milyon euroluk adam olsa 30 milyon euroya gider zaten. O adam 2 sene önce 30'muş. Ve batırmış olmuş. Futbol olarak geriye gitmiş yani. Adam sana 2 sene bedava kiraladı ya. Hiç düşünüyor musun mesela neden 2 sene bedava kiraladı yani? Hani 30 milyon euroya aldığı adamı. Ya sen kiralar mısın abi? Hangi Avrupa kulübü kime millet şeyini vermiyor? Halil Dervişoğlu'nu veriyorlar mı abi? Halil Dervişoğlu ne Brentford'da bir şey yapmış, ne kiralık gittiği bir yerlerde bir şey yapmış. Adam yine sana 8 milyon euro diyor. Neden? Çünkü geleceği var. Hani gelecekte bir potansiyeli var, ihtimali var. Olur olmazı da önemli değil de. Adam diyor ki yarın öbür gün ben bu adamı 3 kuruşa vermiş olmayayım diyor. Ama yüksek maaşlı, asla sana gelmeyecek adamı kiralamak daha kolay aslında. Ama yanlış işte. Kolay olan yanlış.
Mitroğlu mesela. Bitik abi adam. Mesela Akhisar'a gol attı. Tamam ama bir tek onu yaptı abi. Hala onu iyi alınıyor mesela Mitroğlu. Ya Mitroğlu'nun korkunç bir transfer mesela. Dur, Akhisar maçında kaçırdıkla... Girme hiç oralara. Ben sana bir şey soracağım. Uğur'a soracağım. Beka Beka konusunda ne düşünüyorsun abi? Ben çok abartıldığını düşünüyorum Beka Beka'nın ya. Bir önceki yayında, bir önceki kayıp yayınımızda şey demiştim. Yani ismi güzel bir, ikincisi imajı güzel. Başları çok güzel. Çok etkisi olduğunu düşünüyorum abi. Ya ismi Beka Beka değil de Abdurrezzak Traore olsaydı. Hani böyle kıvırcık saçlı olmasaydı yemin ediyorum bunun üçte biri falan konuşuluyordu. Abartarak söylüyorum ama gerçekten böyle bence. Yani ben de öyle düşünüyorum abi. Yani saçları uzun olmasa, dikkat çekmese çok özel bir oyuncu. Ya tabii ki iyi oyuncu. Hani Fransız 21 yaşında gelişimi açık. Ama öyle geldiler Galatasaray şampiyon yapar diyeceğim bir topçu değil yani. Performansı o kadar yok. Performansı net değil Beka Beka'nın. Katılıyorum. Hani bu arada deneyebilirsin. Yani çok uygun maliyete denk getiriyorsundur. Dersin ki lan iki tane orta saha almayayım. Üç tane alayım. Beka Beka'nın da önünü inanılmaz tıkamayacak bir tane adam alayım. Orayı öyle götüreyim. Yani yatırım gibi planlarsa evet. Bir şey demem. Ama o mevkinden ikinci alternatif olur. Ama onun dışında inanılmaz bir rüzgar var ya. Çok enteresan. Bazı oyuncular çok bir anda seviliyor abi. Hoşa gidiyor. Sonra ya gelince dayak yoku oluyorum işte. Size bir şey soracağım. Ben Melih Şeker de Abdurrezzak Traore topçuydu abi ya demiş. Bence de topçuydu bu arada. Polonya'dan mı ne gelmişti Türkiye'ye? Legia Varşova olması lazım. Abi Gaziantep'te de bayağı top oynadı. Direkt mesela büyük takıma gelip o topu oynasa ciddi saygı görürdü bence. Bence de. Sezer bir şey diyordu. Ya bu arada şeyi soracağım size. Her transfer gününde bir tane orta sahanın adının çıkması bence yönetime bir noktada zarar vermeye başlayacak. Bunun önüne geçmeleri lazım. Bugün chatte de gördüm, bir tane arkadaş yazmış. Amir Hazametovic çıkmış. Bugün biri daha çıkmıştı yeni. Berk kimle konuşmuştuk seninle? Abi Bakayoko çıktıydı. Bakayoko çıktı. Sürekli birileri çıkıyor. Artık bunun bir önüne geçmeleri lazım. Vidal çıktı bugün. Ya Vidal'i bence menajerleri gazlıyor çünkü Vidal'in çıkan bütün haberler Güney Amerika basını abi. Yok Şile basını, Brezilya basını. Ben Vidal hiç ihtimal vermiyorum yani. Hacı Ahmetovic'i Galatasaray geçen sene istemiş. Konya vermemiş. Abi Hacı Ahmetovic alacaksan Fatih Terim'in oynatmaya çalıştığı oyunu devam ettiren bir oyun oynaman lazım. Zaten, ki ben Okan Buruk'un öyle oynayacağını düşünmüyorum. Zaten Fatih Hoca yani, istemiş. Evet ben Hacı Ahmetovic olacağını da çok düşünmüyorum. Ha Joao Mario çıktı. Doğru bak yazmışlar Sezer. Evet Joao Mario çıktı. Isco. Ha Isco'yu da gördüm. Isco çıktı abi bugün. Isco ya, daha önce de çıkmıştı. Ya Joao Mario bu arada bir şey diyeceğim. Isco gelir mi diyorlar? Isco parasını verdiğin an gelir abi. Bence bütün bu ismi geçenler arasında en kolay alınması adam Isco. Net belli yani. Doğru. Arada bence çok ben Sezer'e şu açıdan bir kısmen katılmıyorum. Belirsizlik taraftarı geriyor. O açıdan haklı ama çok adam çıkıyor olması çok habersiz uyu anlamına da gelmeyebilir. Yani yok biraz... yok Sezer o yüzden demiyor. Biz Sezer'le bu konuyu konuştuk. Beklenti çok yükseliyor abi. Sıkıntı o. Yani şimdi adam bak, Sezer'in işte tercümanlığı gelmiş adam. Endombele Idrissa Gueye orta sahası bekliyorduk demiş mesela. Beklemeyin abi yani hani anladın mı? Yani sıkıntı o. Yani beklenti çok yükseliyor. Çünkü çıkan isimler normal isimler değil abi. Ya yani şimdi sen Idrissa Gueye'nin ismini çıkartıp ondan sonra Fernando'yu alırsan ki çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama bir hayal kırıklığı olacak yani. Kadir abi bugün şey demiş galiba okudum izlemedim. Şey Fernando bir başka orta sahancısının bitmesi bekleniyor Fernando'yu açıklamak için gibi bir şey söylemiş. Bence bu arada hiç bunlara girmesinler bak çok çok net söyleyeyim. Ben Galatasaray'ın seviyesi bugün çok düşük zaten. Fernando şu an tüm orta sahancılarından daha iyi bir oyuncu. Herkesin gözü var abi. Herkes Antalyaspor'u izledi. Hiç izlemeyen Trabzonspor maçını izlemiştir. Şampiyonluk maçını. Orada bile Antalya'nın son yani Antalya maç boyunca daha iyiydi zaten de. Fernando'nun yaptıkları yeterli yani. Bence taraftar üzerinden yorumlayacaklarsa taraftar aç abi. Taraftara şu an
Hani inanılmaz A seviye gelmedi, B seviye geldi diye üzülecek o dönem değil bu dönem. O dönem daha başarılıyken olabilir. Şu an öyle Sınav bir dönem olduğunu düşünmüyorum ben. Doğru. Yanlış yorum olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum. Yani ben de sana %100. Bazı isimleri eğer olmayacaksa bir önünü kesmekte fayda var ama Sezer'e de %100 katılıyorum o konuda. Yani İdris Ege'ye olmuyorsa o yönetimin İdris Ege'ye söylentilerinin artık bir şekilde önünü kesmesi gerekiyor mesela yani. Hani eğer olmuyorsa, oluyorsa başka. Ben size şundan katılmıyorum. Bence Twitter taraftarına göre komple hareket etmeyeceksin abi. Şey diye demiyorum hani önemsememek değil ama ona göre bir şeyler belirlemeye çalıştığın zaman Twitter'ın ortalamasının seviyesine aslında inmiş oluyorsun. Twitter'ın ortalamasıyla futbol yönetilmez abi. Twitter'ın ortalamasıyla Fenerbahçe yıllarca yönetildi. Bak, çok açık söylüyorum. Fenerbahçe teknik direktörlerinin karar aşamasında çok ciddi. Aykut Kocaman'ın gönderilmesinde de Twitter'ın etkisi var. Ersun Yanal'ın gelişinde de Twitter'ın etkisi var. Dönem dönem karar yapılan transferlerde de etkisi var. Bence buna kanmak çok büyük hata. Buna bir göz atarsın ama mesela şeyden diyorum. Fernando'ya açıklamayı mesela Kadir abinin haberi doğru diyelim. Hani Kadir abinin kaynağı %100 doğru bilgi verdi diyelim. Bu kötü bir yaklaşım. Çok kötü bir yaklaşım bence. Yanlış. Açıkla abi Fernando'yu o zaman. Şey değil yani. %100. Taraftar beğenir mi? Beğenmezse beğenmesin abi. Zaten beğenmeyecek diye geçen sene Ocak ayında yüzüne bakmadınız adamın. 200 bin euro maaşa gelirken. Bonservisi sen bakmadınız yüzüne. Böyle hareket edilmez. Twitter'a göre şey yaparsan girer abi hesap. Gördüm abi işte Twitter'da şey yazmışlar. İşte 6 milyon taraftar 20 lira atsın. Talisca'yı alalım. Böyle bu tweetler 5 bin like alıyor abi Twitter'da. Buna göre hareket edilir mi Allah aşkına? Yani Twitter'ı kale almayacaksın abi. Bak açık net söylüyorum. Twitter'da akil adamlar olur ne bileyim. Gerçekten taraftarın mesela saha dışı bir olaya nasıl baktığını tartabilirsin. Mesela atıyorum bir futbolcu formasını yere mere atmıştır. Onunla taraftar ne düşünüyor bir bakarsın. Ama abi herkes 5 lirası Talişka'yı alalım diyen taraftara hitap edemezsin abi. Bu işleri geçeceksin abi. Bu kafayla olmaz. O zaman taraftara göre hoca getirip hoca götürürsün. Oyuncu getirmeye çalışırsın. Ondan sonra Mustafa Başkan şey demiştim zaten. Çok istediniz getirdik verdik işte Falcao kontratı. Hayır abi. Taraftara göre olmaz. Taraftara çıkıp diyeceksin ki adam 8 milyon euro alacak abi. 8 milyon euro maaş veremeyiz. Bitti. Bitti yani. Aynen nefes alma bonusu biz koyuyorsun sonra. 8 milyon euro maaş yerine bir yıl Vedat Muriç'e 500 bin euro 5 milyon 6 milyon yapsan tabii ki orada işin içine biraz daha dış faktörler falan da girdi. Yani o imza töreninden önce çıkan fotoğraflar. Servet Yardımcı ile fotoğrafı var abi. Vedat Muriç'in. Boşuna değil yani. Anlıyorum şeyi de. Zor bir transferdi ama daha çok istesen daha net alırdın. Ya da Vedat olmadı da Falcao'ya giderim yapmaman lazım. Vedat gibi oyuncu kovalaman lazım. Biz o zaman Turkcell'de yayın yapıyorduk. İşte orada yayın yapan abilerimizden biri Vedat transferinden bir gün önce menajerini aradı Haluk Can Atar'ı. Yarın Galatasaray'a imza atıyoruz dedi. Bir gün sonra Fener'e gitti işte. Bak Vedat Muriç transferini hiç açma. Benim en çok dolu olduğum konu Vedat Muriç transferini Galatasaray ne yaparsa yapsın gerçekleştiremeyecekti. Kesin. Açıklamak istemiyorum abi o konular çok sıkıntılı konular yani. Ama o transfer normal bir transfer değil. Bugün futbola siyaset bulaşıyor diyenlerin de o siyaset gücünden zamanda nasıl faydalandığını herkesin bir durup düşünmesi lazım yani o kadar söyleyeyim. Ya dediğim gibi Servet Yardımcı'da fotoğrafı var işte. Çok şey etmeye gerek yok. Ya sadece Servet Yardımcı değil işte de neyse hadi boş ver. Yani o bir şey temsil ediyor. Tamam kanalı kapattırmayalım şimdi. Zaten şurada 5. yayınımızda kanal kapattırmayalım. Evet susalım. Şöyle söyleyeyim ama Vedat almıyorsan Falcao gidip 8 milyon euro maaşla adam almana gerek yok anlatabiliyor muyum? Mesele o yani. Ya taraftar o transferden dolayı bu arada böyle bir tepki de olmamıştı ya. Bak yemin ediyorum tweet attım ben o gün Berk. Dedim ki Vedat sanılandan daha önemli oyuncu ve Fenerbahçe'nin çok sorununu çözecek. Fenerbahçeli hesaplardan tepki gördüm Anadolu'da topçusu falan diye.
şey yok yani. Abi bu ya bu Anadolu hani, topçusu o dönem öyle bir tepki oluşmamıştı. Hani 3-5 taraftarın gazına gelip 3-5 Twitter'ın bakıp gaza gelip 8 milyon euro kontrat vermezsin. Dediğim gibi Talişka için de aynısı yapılıyor şimdi. Talişka'nın maliyeti uymuyorsa almayacaksın abi. Ben de Talişka'yı çok inanılmaz isterim bu arada ya. Daha Türk futbolunun bug'ı bir adam var mı aklınızda? Yok. Bir numara bence. Yok. Ama abi 6 milyon euro maaş alacaksa gelmesin abi. Bu kadar basit yani. Aynen öyle. Zaten bu arada Talişka olursa oradaki plan şu. Maaşının yarısını Al-Nassr'a ödetmek. Çünkü şöyle bir durum var. Al-Nassr da Talişka'nın maaşından rahatsız. Ödeyemedikleri dönem oldu bu sezon. Neredeyse serbest kalıyordu Ocak ayında Talişka. Yani hani orada zaten kiralık olursa olur Talişka. Yarısını biz yarısını Al-Nassr ödesin şeklinde. Yani Galatasaray'ın 6 milyon euro vermesi falan gibi bir şey söz konusu bile değil zaten yani. Yani aynen. Okan Alataş abi çete bakmayacaksınız yayını kapatın kendi kendinize konuşun demiş. Ya buradaki insanların 3115 kişinin tamamını sadece chat okunsun diye geldiğini düşünmüyorum. Buradaki sohbet üzerine aslında chatten de destek alıyoruz. Ama bu bir chat programı değil. O başka bir şey. Ben tabii ki chat'e okuyorum, şey yapıyorum. Her zaman mümkün o kadar açmaya çalışıyorum. Bazı program direkt chat'ten gittiğimiz de oluyor. Berk'le ilk yayınımızda bayağı hani son 45 dakikayı falan direkt chat'ten gelenlere göre evet yapmıştık mesela ama chat'i okumuyorsanız yayını kapatın ayrı abi. Dümdüz konuşabiliriz de yani böyle bir yayın formatı, tek yayın formatı chat'i okumak değil. Scarpa'nın adı çok geçiyor soranlar var. Böyle bir şans var mı sizce? Abi işte ben şeyine kadar ulaşabildim, basın danışmanına kadar ulaşabildim. Sana geri döneceğim dedi, dönmedi. Kendisine buradan tesliklerimizi iletiyoruz. Menajeri sanıyordum mesaj atarken. Çok taciz ettim en sonunda cevap verdi ama oraya kadar gelebildim abi. Alkol problemi var diyorlar Scarpa'nın. Bilmiyorum abi bu bilgiye nasıl ulaştınız vallahi bilmiyorum. Ya bunu bak arada ben de girecektim. Bunu Twitter'da birkaç farklı yerde de gördüm ben. Dışarı çıkamamasının 28 yaşına kadar sebebinin bu olduğunu söyleyenler bile oldu hatta. Yazmışlar. Bunu abicim Selezno kaç ülke geçti ya? Selezno kaç ülke gezdi yani abi alkol problemi olan adam Brezilya'dan çıkmaz diye bir şey mi var yani? Selezno ama Galatasaray'a gelemedikten sonra alkol problemine girdi galiba. Aynen. Yok yok. Jaja vardı. Hatırlar mısınız Jaja'yı? Jaja ya inanılmaz bir futbolcu. Çok beğenirdim ben. Onda alkol problemi vardı. Evet. Jaja'nın Bilika ile efsane bir gecesi var ya. Magazine kadar düşmüş. Muhteşem Jaja bir gecesi. O Jaja mı ya? Capone değil miydi? Yok yok. Bilika ile İstanbul'da bir bar çıkışı fotoğrafı var. İkisinin elinde de şampanya veya şarap. Magazincilere uzatıyorlar falan. Acayip güzel bir geceleri vardı. Tamam ben bambaşka bir şey söyledim. Belki chat'in bir kısmı anlamıştır biraz. Anladım ben yani. Senin dediğini. CEO'ların gizli videolarına dönmesin. Ama Bilika'nın bir olayı vardı Brezilya'da. Bu arada Ebu Zer yazmış. Ebu Zer ay doğru söylüyor. Jaja Talişka'nın aynısı diye hakikaten çok benzerdi. Aynı bug etkisini de yarattı aslında Jaja yani. Jaja 40 metreden şut atıyordu abi. Çok garip bir adamdı yani. İnanılmaz. Neden 40 metreden gol attığı için Trabzon'a transfer oldu adam. Aynen. Trabzon'a gol attığı için oldu yani. Batuhan gider. Ankara Spor'daki Jaja mı? Ankara Spor'daki Jaba. Jaba. Jaba mıydı? Jaba'ydı herhalde. Jaba. Aynen. Jaba şey... Hava toplamında çok etkili. Dalyan 1.35. Star Wars karakteri olmuş. Jaba, Tita ve Derson. Jaba'da Gökçek oldu evet mu ya sonra? Türk vatandaşlığı varmış bak. Yok o. Aa bombaya bak. Cemal Jaba'nın, Jaba'nın profili var bende. Açık şu an. Menajeri kimmiş? Oha inanılmaz bilgi. Çok alakasız. Melih Gökçek deme de düşüp bayılmış. Tarık Üstün. Yorumcu. Çok enteresan ama hiç aklımın ucundan geçmezdi. Gurme bilgi gibi iler. Pardon Beşiktaş'a atmıştı 50 metreden. Doğru söylüyor arkadaşımız. Metalist Beşiktaş maçında attı. Hakan Arıkan'a attı golü. Evet. Ertuğrul Hoca'nın da Beşiktaş kariyerini çok etkileyen bir goldü yani. Ben seni şey anladım. 40 metreden attı gol yüzünden Trabzon'a gitti gibi anladım. Ama sen Trabzonspor'a atmış gibi söylemiştin. Onu anlamamıştım. Evet yanlış oldu. Jaja Ertuğrul sağlığını göndermişti. Metalist'te oynarken demiş. Ertuğrul Hoca, diziliş Ertuğrul'a gelecek.
İnşallah çok haftaya iyi. Onu çekeceğiz. Aklınızda bir maç varsa söyleyebilirsiniz. Ben bir 2-0'dan 3-2 Fenerbahçe maçını anlattıracağım Bursa Spor'da. Bir Kemal de maçtı o ya. Beşiktaş Liverpool eşleşmesini anlattıracağım. Hem 8-0'ı hem 2-1'i. Sonuçta adam da bu arada Liverpool'dan 2 maçta 3 puan aldı abi adam. 8 taneydi diye sadece o konuşuluyor. Bir tık haksızlık bence. Ya bu arada enteresan bir şekilde Şeka çok soruluyor. Şeka şeyin görüştüğü bir isimdi. Işıtangül. Sensebile'nin görüştüğü bir isimdi. Sensebile kalsaydı Galatasaray transfer olacaktı Şeka. Ama şu an mevcut yönetimin adaylarından değil diye biliyorum. Eğer bugün içinde bir değişiklik olmadıysa. Şeka'yı Işıtangül çok istiyor diye biliyordum ben. Öyle biliyorum. Zaten Sensebile yapmıştı görüşmeleri abi yani. Aynen. Kalsaydı o ekip Şeka Galatasaray'da olacaktı yani. Hatta Vecino da olacaktı bence. Metin Gündüz 3-0 4-3 demiş ya. 3-0'dan 4-3 mü yendi Bursa? 2-0'dan 3-2 değil mi? 2-0'dan 3-2 galiba. 2-0'dan 3-2 ya. 2-0'dan 3-2 yapıldı. İlk golü kafayla Bataş attı. Sonraki evet. İki golü Ozan İpek attı. Bende Ozan İpek imzalı forması var burada. Gereksiz bir bilgi. Acayip bir takımdı o da ya. Enteresan bir takımdı yani. Abi ya, Ozan İpek çok iyiydi. Ben onun Bursa Spor'dan sonra tamamen yok olmasını çok şaşırmıştım yani o şampiyonluktan sonra. Ya bence mental yapısı belli ki problemli. Biraz mental yani futbol profesyonel olarak oynayan biri olsaydı tam bir Avrupa oyuncusuydu bence. Çok Avrupa'yı bir oyuncuydu abi. İnanılmaz bir dinamizmi vardı. Skor potansiyeli vardı. Değişikti yani. Yani şey yapabilirdi. Ya gidip İtalya'da 5 yıl oynayabilirdi mesela. Bence de. İşte fiziğine bakmadı. Şimdi de dinamizmiyle fark yarattığı için fiziğine bakmayınca düşüyorsun işte. Aynen öyle. Beyto Ançer, bunlar nasıl hafızalar abi, çıldırmışsınız demiş. Ozan İpek FM'de çok iyi diyen var. Öyleydi vallahi. İyiydi. Çok iyiydi. Yayından mı düştük lan? Buradan patır kütür. 200-200 insanlar gidiyor ondan. Evet. İstiyorsanız bu arada Arda'yı konuştuk zaten. Marka'ya bir gelelim istiyorsanız. Marka konusunda ne düşünüyorsunuz? Abi şu önce bilgi olarak söyleyeyim. Marka'yı 15 milyon euronun altına satmayacak Galatasaray. Yani evet 8+2'lik teklif Burhan Can'a insanlar kızdı da yani öyle bir teklif var ama Galatasaray bu fiyatları satmayacak. Zaten Burhan Can da bu fiyata anlaşılacak diye bir şey söylemedi. Yani hani öyle bir durum var. Yani bu arada Berk bir araya gireceğim. Bugün İspanyol medyasında Sevilla'nın teklifinin 12 milyon euro olduğu yazılıyor abi. Bir tık ya ben 15'in şimdi Haluk abiler de Benfica devreye girdi yazmışlar. Onu bilmiyorum. Haluk abiler bugün yayında söylemiş yani. Ondan sonra hani ben 15'in altına gideceğini düşünmüyorum Markan. Ya Galatasaray yönetimi o konuda çok net tavır sergiliyor. Menajerine de 15'in altına teklifleri getirmedendi yani. Abi zaten bence bu konu çok net olmalı. Yani çünkü Markan elinde değil abi ipler. Markan elinde değil ipler. Çünkü neden elinde değil? Bir, ip nasıl elinde olur? Ya çok kısa olur kontratın değil mi? Bir yıl olur. Evet. Zorlarsın. Ya bedava gideceğim ya şimdi gönderin dersin. Bu birincisi. İkincisi de maaşın çok yüksek olur. Bu yüksek maaştan çıkma fırsatı olur. Takıma dersin ki ya benim maaşım yüksek. Benden çıkacaksanız düşük bonservise satacaksınız. Yapacak bir şey yok dersin. Marka 2,5 milyon euro maaş alsa asla 15'e satamazsın. Bak asla diyorum. Satamazsın. Evet. 2,5 maaş alan hiçbir oyuncu satamam. 1-200 alıyor adam. 2 yıl kontratı var. Marka'ya şey diyebilirsin. Abi bizim sen değerli bir oyuncusun. Bedelin de bu kadar. Gidip 30 milyon euro da demiyorsun. Hani dalga geçmiyorsun adamın aklıyla. Ya Sevilla'da 15 milyon euro getirsin. Yoksa bir yıl daha oyna. Seneye bakarız diyebilirsin yani adama. Bir de satmak zorunda aynen da değil öyle bence öyle. Galatasaray. Yani Marka ne kadar oynarsa Galatasaray için o kadar kar. Hani serbest tabii kalmasın da. Şey açısından söylüyorum. Aynen aynen. Sana %100 katılıyorum. Daha sözleşmesi de var yani abi. Hani gitmek istiyor kabul. Ona da çok saygı duyuyorum bu arada kararına. Brezilya milli takımına gitmek istiyor. 5 büyüklükten birini görmek istiyor. Haklı o potansiyeli de olan bir oyuncu ama sonuç itibariyle sudan ucuza da marka satılmaz abi. 4'ü almışsın 8'i artı 2 nedir yani? Olur mu öyle şey?
Ha bu arada 15 bence uygunudur. Daha fazla diyen de var ama unutulmasın ki FIFA sıralamasında 42. ülkenin liginin 13. sırasındaki bir takımı sağ ortasında takım arkadaşını dövmüş bir oyuncusunu alıyoruz diye bakıyor adam bir yandan da. Yani böyle de bir handikapı var yani. Ben ona bir tık katılmıyorum abi. Şu yüzden yani Türkiye Ligi'nin tabii ki bak Türkiye Ligi'nde attığın gol sayısını ya da performansını sallamıyorlar belki. Doğru bu kesin doğru. Ama abi bu adam zaten Avrupa sahnesinde piyasa yaptı. Ve marka Ya bilinmeyen tabii bir oyuncu değil. orası. Marka Şampiyonlar Ligi oynamış, Avrupa Ligi oynamış. Çatırca Barcelona'ya gol atmış bu adam. Gol atması da önemli değil ya. Barcelona'ya karşı bir oyun oynamış. Namağlup gruptan çıkıyor. Lazio'ya karşı oynamış. Değil mi? Marsilya'ya karşı Evet. oynamış. Hepsinde de iyi oynamış bu adam. İşte bu adamın da ya mesela bu kriterlerle sadece bunlarla diyorum. Şimdi yaş olarak çok müsait. 26 mı? Belki. Evet. 26 daha prime'ına bile daha bence vakit var. 6 yıl daha Stoperlikim prime var. oynayacak bir adam. Prime seviyesi. Abi işte Fandak 28 yaşına gelmedi mi Liverpool'a? Abi aynen. O yüzden mesela Marcao'ya talip olan adam 15 vermek zorunda hissetmeli bence. Bunun ligden bağımsız. Lig zaten Portekiz Ligi olsa Marcao bak 35 milyon euroya 40 milyon euroya gidecek adam. Kesin yani bak Tabii net. canım. Marcao bugün 35 milyonluk oyuncu aslında. 15 milyonluk Ya bir de oyuncu biz değil. böyle de biz Değil. böyle her ayrılmak isteyene kolaylık çıkarmayalım abi. Bu sadece Galatasaray üzerinde de değil. Aa. Ayrılmak isteyen gitmesin abi hemen. Ya gel getirsin parasını istediği yönetime öyle gitsin yani. Sezer çok haklı. Şu yüzden abi diyorlar ki mesela İsmail Çipe ile oynuyorsun. Neden? Okan gidip oynamak istemiş. Ya baba bu kontratlı futbolcu ne demek o gidip oynamak istemiş ya? Okan'a dersin ki o zaman senin yerine bir oyuncu bakalım. Mesela bir Doğan'ı falan almaya çalışalım. Alabilirsek sana müsaade ederiz. Oyuncu aldıktan sonra müsaade edilir abi. Bu 2 kere 2 4'tür. Bu kadar basittir bu yani. Tabii abi bir de Mesela sen Batuhan'ı da kiralıyorsun. Yani senin üçüncü kalecin olacak kaleciyi de kiralıyorsun sen. Dördüncü kalecini ikinci kaleci yapıyorsun. Yani anladın mı? Hani saçmalık orada niye yani. yapıyorsun? O da işte bir soru işareti orada büyük yani ironik bir soru işareti söylüyorum yani. İlişkisi iyi diye her dediğini yapıyor diye kaleci tutulmaz da böyle bir yaklaşım yok. Mesela sen de hakimsin mesela Kasımpaşa'ya Berk. Ertuğrul'u niye vermiyor Kasımpaşa? Yerine daha koyucu adamı almadı. Evet. Belki koyucu adamı alsa Erce ihtimali ciddi gözüküyor. Ama kesin de değil tabii ki. Yani daha çok alternatif. Gökhan Değil Akkan daha. ismi geçiyor. O da hani olabilir. Gökhan Akkan'ın ismi Fenerbahçe için de geçiyor bu arada şu O aralar. biraz denge işte mesela. Ertuğrul'u veriyor mu? Ertuğrul gitmek istemez mi Fenerbahçe? İstiyor zaten çocuk. Net bu arada. İstiyor. Trabzonspor'a ben İstanbul dışına çıkmak istemiyorum demiş. Fenerbahçe'ye gitmek istiyor kalecisi. Kasımpaşa bırakıyor mu kalecisini? Fenerbahçe'ye gitmek istiyorsan git diyor mu? Adam bir para koyuyor. Şart koyuyor. Öyle olursa gidersin diyor. Öyle olmazsa gitmezsin diyor mesela. Ya tabii canım E abi sözleşme dediğin sen şey nasıl kontrakta veriyorsun bağlan. abi? Yani Galatasaray ya bura. Avrupa Ligi oynuyorsun. İsmail Çipe oynuyor abi. bir de dediğim gibi abi şey sözleşme iki tarafı da bağlayan bir şey. Yani Marka ile yapılan sözleşme nasıl Galatasaray'ı bağlıyorsa Marka'yı da bağlıyor abi yani öyle şey olur mu yani? Tabii. Marka ben burada Marka'ya doğru açıklarsan ya bu sene istediğimiz teklif gelmedi. Bir sene daha devam edelim. İstiyorsan hani gerçi iyileştirme yeni yapıldı. Ama hani atıyorum bir yıl daha uzatalım. Biraz daha fazla para verelim. 1.400 verelim falan mesela. Hayır diyeceğini düşünmüyorum. Ya da sana bir serbest kalma maddesi koyalım. 17 mesela 18 milyon euro. Serbest kalma koyalım. Senin için okey mi? Sözleşme biraz bir tık daha iyileştirirsin. Kaldır abi adam. Marka Galatasaray'dan yani ayrılmazsa ölecek oyuncusu da değil bence. Gerçi bizim Emre Akyazıcı da 2-3 aydır kulübün durumundan dolayı ayrılmaya çok kitlendiğini şey yapmış, yazmış. Ama şey ben tekrar ikna edilebileceğini düşünüyorum. Bence Galatasaray aidiyeti yüksek bir oyuncu Marka. Ya abi ben aslında Marka'nın tam satılma senesi olduğunu düşünmekle beraber bunun doğru bir fiyat olması gerekiyor. Yani Galatasaray'da mutlu olmayacaksa o zaman dediğine %100 katılıyorum. Ama Marka 26 yaşında bu sene Avrupa'da yoksun. Bir sene bu sene sonunda satman bence çok kolay değil. Bir sene daha beklemen gerekiyor.
Şey yani o yüzden ben satılması gereken bir yaşta olduğunu yani 28'de de bu paraları göremeyebilirsin. O yüzden satılsın ama şey Galatasaray'ı da mutlu eden bir fiyata satılsın yani. Tabii. Ya yani bir de niye yani şey değer abi 8 mi? Gerçekten şuna rahatlıkla gönül rahatlığı söyleyebilirim. Markaya gelecek en yüksek teklif 8 milyon euroysa Marka futbolu bırakana kadar Galatasaray'da oynasın abi. Katılıyorum. Ya orası %100. Bak. %100. 5 yıl oynasın. Veririm 5 yıl. O zaman hakikaten 2 milyon euro da veririm maaş. Satmayacaksan. Mutlu ederim adamı. 5 yıl Atıyorum. tutarım abi. Atıyorum bugün Çıkıldağ ya. 8 milyon euro bir teklif gelse satarım da Marka gerçekten çok değerli oyuncu abi. Ben Hani Çıkıldağ'ı başka bir 4,5'a da satarım ya. ya Avrupa'nın başka bir yerinde böyle bir oyuncu görsek gerçekten ağzımız sulana sulana izleriz Marka'yı. Yani ben şöyle söyleyeyim. Mesela Popescu çok özel bir adamdı ama daha çok kısa vade şey yaptılar mesela nasıl diyeyim? Marka 8 sene kalırsa Galatasaray tarihinin en iyi iki stoper arasına girebilir abi yabancılar arasında. Net girer yani. Rahat girer. Bu kadar genç yaşta gelip katkı vermeye başlayan stoper yok. Yok. Bir de dediğin Nikas gibi adam çok özel maçlarda çok özel performanslar ortaya koydu abi. Yani bu adam hani gelip sadece ligde iyi oynayan bir adam değil yani. bu arada savunmacılığı da burada öğrendi. Geldiğinde adam pasördü. Agresif bir oyuncuydu ama mesela hava topları çok sıkıntılıydı. Pozisyon alma vesaire hani sonuçta büyük takım deneyimi de yok. Deneyimi de eksikti. Aa burada deneyimlendiği hava bu şu an bence hava hakimiyeti iyi düzeyde bir oyuncu. Hatta ya 2 senedir falan Galatasaray'da hani Luyendam'a düştükten beri yanındaki adamı toparlıyor. Normalde Marka özel stoper. Marka'nın yanındaki adam Marka'yı toparlasın. Marka da hücuma katkı versin stoper aslında. Öyle gelmişti. Evet. Adam şimdi savunmanın da lideri. Yani geldiği seviyede şeyi hak ediyor. Ya 4'e gelen adam da 8'e 10'a gitmez. Bak 12 12 de skandal bence. Verme abi 12'yi. Gerek 8 Verme. sene daha oynat 8'e ver. 7'ye ver. Gerçekten şakasız söylüyorum. Vallahi öyle. Yani Veysel bakalım Yılmaz, abi. Yani ben Berk Göl 15'in abi. altına gideceğini düşünmüyorum. Sen söyle söyle. Ondan sonra sorayım. Ben 15'in altına gideceğini düşünmüyorum ama Galatasaray Eğitim'in hiç böyle bir tasarrufu yok, onu söyleyeyim. Şuna da katılıyorum bu arada. Sana katılmıyor değilim şey konusunda. Satılacaksa en iyi sene bu. Bu kesin. Evet. Berk Bir Göl şey soruyordun sen abi bana. basının Florya'ya girişine izin verecek mi, verilecek mi Okan Hoca döneminde? Abi basının Florya'ya girişine izin verilmiyor ki bu durum zaten yok. Yani şöyle hiçbir kulüp elini kolunu sallayarak hiçbir basın mensubunu zaten tesisine almıyor. Bu Galatasaray üzerinde değil. Ama Galatasaray bütün kulüpler arasında en az antrenmanı basına açan takımdı. Yani nasıl bir politika olur onu bilmiyorum. Şu an Galatasaray'da Florya tarafında bir iletişimci de yok. Emre abi bıraktıktan sonra Deniz abi ilgileniyor şimdi Galatasaray TV'den ama o göreve hem Galatasaray TV'den oraya devam edecek mi bilmiyorum. Murat İdarilikten mi Bereket geldi. orada? Efendim? Murat Bereket geldi. Murat abi ilgilenmeyecek mi O kurumsal iletişime geldi. Direkt olarak ileri Florya'daki iletişime onlarla? gelmedi. Emre abinin yerine değil yani. Değil değil. Yani öyle bir izin verilmeme durumu yok. Biraz daha fazla antrenman açarsa tabii ki biz de çok mutlu oluruz. Çünkü geçen sezonlarda en azından Avrupa Kupaları oluyor. Avrupa Kupaları öncesinde 2 gün antrenman açmak zorunlu. Bu sezon Avrupa Kupaları da yok. Yani kulübün açması lazım. Abi ne kadar açarsa o kadar doğru haber. Biz kulüplere bunu anlatamıyoruz yani. Bize ne kadar doğru haberi kulüp servis ederse o kadar çok sağlıklı iletişim olur. Yani ben o yüzden çok fazla açılması gerektiğini düşünüyorum. Ya tamam taktik antrenman açılmasın ki zaten hani o taktik antrenmanı izleyip de oradan bir analiz yapacak kaç muhabir var onu da bilmiyorum yani. Hani kendimi de katarak söylüyorum bu arada, aşağılamak için söylemiyorum. Hani futbol mu kadar tekniğine hakim olmak kolay değil. O anlamda söylüyorum, kimseyi aşağılamak için değil. Yani hani taktik antrenmanı bile açsa bir sıkıntı yok. Zaten bir önceki maçın analizini 5 tane analizci yapıyor falan kulüplerde artık. Yani bu eski model bir şey de değil yani. Hani gidip Yani antrenmanı kesin. dürbünle izleme döneminde değiliz baba yani. Hani. Yani o yüzden ben antrenmanların daha fazla açılması gerektiğini düşünüyorum. Raskin de çok zorluyor. Raskin Galatasaray ciddi uğraş veriyor. Yalnız Raskin buradaki izleyicilerimizden şu an anladığım kadarıyla hep 6 numara olarak düşünülüyor ama
Raskin'in Liege'de 8 numara oynadığı maç sayısı 6 numara oynadığı maç sayısından fazla o bilgiyi de vereyim bu arada. Ya ben çok hakim değilim. Aslında arada bir göz attığım bir lig de. Ben oyuncu Rus zannediyordum orada, biliyorsun. Raskin duyduğumdan beri Rus zannediyordum ben adamı. Putin'in özel koruması gibi ismi var abi. Evet. Çok enteresan. Bir de Vladimir Raskin olsa bak. Vladimir Raskin olsa şey... Ne isyanıydı ya? Bolşevik isyanını başlatan adam desen Raskin inanırım yani. Aynen. Vladimir Raskin. Öyle bir ismi var adamın. Kulüpten de şöyle bir şey duydum Berk. Onu Rus, mesela Cuba meselesinde de o biraz devrede gibi. Avrupa piyasasında böyle adı konmamış bir ambargo var. Hani çok iyi gözle bakılmıyormuş yani Rus oyuncuyu. Avrupa'nın büyük liglerindeki muteber takımların hiçbiri Rus oyuncu almıyor. Abi çünkü sistematik bir ırkçılık uygulanıyor. Yani ben olayı çok çok saçma geliyor bana yani. Abi şimdi mesela Wimbledon'da Rus tenisçilerle Belarus tenisçiler yok abi. Medvedev ne yaptı abi? Silah alıp savaşa mı gitti? Medvedev'in bu olayla ne ilgisi var abi? Dalga mı geçiyorsunuz yani? Tabii. Yani hani bu sistematik ırkçılıktır yani. Bunun yani çok yani makul mantıklı tarafı yok ama şöyle bir şey var. Yani dışlanmaman da lazım. Sonuçta bu adamlarla alver yapıyorsun. Kulüpte de yani bu konuya biraz dikkatli olma. Hani dikkat edelim bir son hani bütün alternatiflerimize bakalım ondan sonra bakarız. Hani ulan mutlaka almanız lazım oyuncusu değilse bir geri duralım düşüncesi varmış. Onu söyleyeyim. Kesinlikle. Bu mantıklı bence. Ya bir de yaşı, ağırlığı falan da abi yani çok ağırlaştı oyuncu. Yani artık hakikaten slow motion hareket ediyor Cuba yani. Hani biraz da taktik olarak da yani çok benim içime sinen bir adam değil yani şu an. Bir de Cuba'nın da çıkan haberlerde gördüğüm maaşlar minimum 2 milyon euro. 2-2,5 milyon euro civarında maaş istiyormuş. O paralar verilmez yani o yaşta. Ne 2 milyon eurosu ya? Allah aşkına. Mustafa babası Muhammed 800 bin dolar alıyor abi. Beğenilmeyen Mustafa Muhammed Cuba'dan daha iyi oyuncu şu an. Adam zaten evet, eksiye evet. Giden Cuba hani 33 yaşında ve mobilitesi olmayan düşen bir adam yani. Ha Süper Lig. Cuba'nın babasının takımı olsa babası vermez o parayı Cuba'ya. Ya bu arada Süper Lig'e uygun bir tip oyuncu da yani tipi uygun da artık yani bir de depodaki benzin de önemli. Yani sonuçta bu ya sonuçta bu arada çok soruluyor da sol bakeni anlattık arkadaşlar. Hani yayın bittikten sonra onu dinleyebilirsiniz o kısmı. Sol bakeni anlattım. Ya bu arada bu haberler nereden çıkıyor bilmiyorum ama Markao'ya Newcastle diyorlar. Newcastle bir iki saat önce stoper aldı. Sven Botman'ı aldı. O yüzden hani bence onu çok inanmasınlar zaten, ya. Sol stoper değil mi o zaten? Tabii. Sağ ayaklı da. Aynen. Botman'a Milan diyorlardı. Bak Newcastle çekmiş orada. Para baba para. Yani abi para olduğunu istediğini çekiyorsun tabii. O apayrı bir şey. 37 milyon euroya almışlar. Beyler bu şeyini bu arada Fernando kısmına isterseniz bir dokunalım. Şeyden ondan sonra sağ bek tarafına geçeceğim. Benim Fernando ile ilgili çok kısa bir yorum var. Hemen söyleyeyim mi? Söyle. Galatasaray'ın yerinde olsam bu maliyetlerde bir dakika düşünmem alırım. Çok net abi. Ayağına top yakışıyor mu? Yakışıyor. Çok net yakışıyor. Defansif aynen. Anlamda dolduruyor mu bölgesini? Onu da yapıyor. Dolduruyor. Yani ne istiyorsun ki daha yani bilmiyorum. Yani imkansız yani bu kadar kucağına düşmesi. Bu arada Antalyaspor güvense hakikaten bir tık daha uzun sözleşme yapsa şu an mesela diyelim Antalyaspor 3 yıllık sözleşme yapmıştı. Şu gün talip oldum. Böyle bir oyuncuya ihtiyacım var. Antalyaspor sana 1 milyona verecek mi? İmkansız böyle bir şey. 3.5'tan falan kapatır. Minimum yani. Minimum o da bu arada. Normalde 3.5-4'lük adamı 1 milyona alıyorsun. Öyle bakmak lazım. Ya bir de Antalyaspor Anadolu topçusu falan muamelesi görüyor da abi Allah aşkına şu Fernando'nun kariyerine bir bakın ya. Fernando öyle bir oyuncu değil yani. Fernando olması çok acayip bir olay yani. Öyle söyleyeyim. Ya Fernando Anadolu topçusu da Pulgar nerenin topçusu arkadaşlar? İzledik Pulgar'ı da ya. Ya ne Anadolu'su abi? Anadolu'da adamın geçirdiği vakit 4 ay ya. Aynen. Anadolu'da geçirdiği vakit 4 ay. Yani. Olmaması gerekir 4 ay. Bir de 30 yaşında abi. Ya al yap 3 sene sözleşme. 2 yıl verim garanti alırsın. 3. senesinde de bakarsın abi duruma. Hani çok net aynen bir öyle. Şey durum bence tablo var. Ve ben benim yönetimin biraz fazla çekindiğini düşünüyorum. Taraftarın geneli de bu arada bence benzer fikirde.
Ya İdris Gueye olmayacağını zaten bu arada İdris Gueye olmayacak demene gerek yok. Fernando'yu al. Yani bitiyor ancak, zaten mevzu. Nasıl diyeyim sana? Yetersiz, kalitesiz yorumcular çıkar. İşte şey diye geldiniz, Antalya'dan oyuncu alıyorsunuz falan der. Gerekeni de söyleriz yani. Yetersiz adamlarsa eleştirecek diye de korkmayın ya. Ya Twitter'dan kahramanlık destanı olmayacak Fernando'yu getirmek de. Kahramanlık destanı olmasın abi. Takıma faydalı olacak mı? %90 destan olacak oldu abi. Al abi o zaman. Falcao destan oldu da ne oldu abi? Yani. Aziz Recepov maaşı ne kadar abi acaba Fernando'nun demiş. 225 bin euro oluyordu Antalya Spor'da. 6 ay. Şöyle söyleyeyim. Şu an oyuncunun elinde 1.6 ve 1.5 milyon euro teklifler var. Dolarlık pardon teklifler var. Yani bu seviyenin bir tık altı olur Galatasaray olursa. Çünkü oyuncu Arap Yarımadası'na gittiklerse Galatasaray'a gelmek istiyor. Yani öyle çok inanılmaz Galatasaray'a yorulacak bir maaşı olmaz. Erhan Kıyak bir tık yani bence analiz et. Biglia gelseydi o zaman demiş Cem. Biglia ile arasında 6 yaş fark var. Biglia 36 yaşında. Fernando 30 yaşında. Yani ciddi bir fark var. Bir daha bir Fernando işin defansif kısmında da çok fazla olan bir oyuncu yani. Bence alakası yok bence. Bu arada şöyle söyleyeyim. Registalı oynasaydı diyelim Galatasaray'ın diyelim hayal kuruyor. Prime Bartu Elmaz'la oynuyorsun. Tamam gelmiş 24 yaşında takır takır oynuyor. Biglia yedeği olurdu abi. Niye olmasın ki? Çünkü aynen öyle. Oyun sistemini işletmek için benzer bir yedek kullanabilirsin. Sosa da yedeği olabilir. Neden olmasın? Bunlara o kadar da ön yargıyla bakmamak lazım. Oyuncunun yaşı yani yaşlı diye kesin kötü diye bir şey yok bence. Oyuncudan oyuncuya yok. Değişir. Ama oyuncu olur 32 yaşındadır asla almaman gerekir yani. Bitmiş olur mesela. Ya bir daha bir Cuba 33 yaşında. Burada oyuncunun fizik yapısının çok etkisi var. Al değmez diyoruz mesela. Erhan Kıyan şeyini aktarayım. Fernando 1.75 boyunda Yunus Kerem de kısa takım boyu iyice kısa olacak demiş. Bu konuda bir tık katılabilirim bu arada. Yani sol baken bu arada bu açıdan da önemli. Bardakçı 1.90 oradan upgrade ettik. Sol baken takımın boyunu uzatacak bir adam aynı zamanda. Bu arada Abdülkerim'le de uzattık bir hesabım ya. Arda'nın ya Yunus Kerem demişken Arda bugün yayında şey dedi. Hani nereye transfer yaparsın sorusuna ön tarafa yaratıcı olarak Yunus da Kerem'i de rahatlatacak bir oyuncu gerekir dedi. %100 katılıyorum. Galatasaray'ın çok çok net olarak oyunu çözecek bir kanat oyuncu transferi yapması lazım. Yunus da Kerem'le bütün sezonu geçeceğini düşünüyorum. Ya sadece kanat değil, 10 numara da olabilir abi. 10 numara da olabilir yani. Adana Demir'i Yunus'u ayarlayan Arda biliyorsunuz değil mi? İlk bilmiyorum. Birinci lige gittiği zaman bu arada. Hani Yunus olarak çok değer görmüyordu ya. Yani gerçekten bu arada şeydi. Çok iyiymiş. Ama Arda'nın hani ön ayak olmasıyla Adana Demir kiralaması. Diyorlar da Abdülkerim benim bildiğim 1.90 abi. Bu oyuncunun menajerlik şirketinde de Transfermarkt'ta 1.90 görünüyor. Abdülkerim 1.85 demiş oyuncular Cem'i. Ezbere bilmiyorum ama 1.85 daha mantıklı geldi. Abi ben sahada gördüğüm marka adam bey saatim uzun kısmına katılıyorum ben sahada gördüğümde yani. Fernando konusunu netleştirdik. Sağ bek konusunda fikriniz nedir? Sağ bekten sonra şey yapalım. Biraz soru cevaba da geçeriz. Sağ bek konusunda da benim fikrim çok Mert net abi. Bir dakika düşünmem. 7-8 milyon euroya Mert Müldür'ü direkt alırım abi. Bende de şöyle bir benim de şöyle bir fikrim var. Ben Mert'e verecek 8'in Onur'a verecek 3 mü? İkisini kesebilirim. Kesinlikle Mert'e verecek 8. Onur'u da beğenen biri olarak söylüyorum. Çünkü Mert'in Avrupa'da bir piyasası var abi. Sen Allah sakatlık vermesin. Sakatlık makatlık geçirmezse yaşı da müsait. Diyelim sorun yaşadın. 5 milyon alırsın abi Mert Müldür'den. 4.5 alırsın bence. En kötüsünden bahsediyorum. Aynen öyle. Ama aynen öyle. Şeyden alamazsın abi. Onur Bulut'ta 3 verdin. Olmadı. Kontratı bitene kadar sen de Şener Özbayraklı olur. Evet. Ki bu arada ben Onur'u Şener olacağını düşünmüyorum. Yani ben Onur'u yani Mert Müldür Onur rotasyonu yaparım. 10 milyon euro ayırırım veririm abi. Şeyse. Sasha Boy'dan da bir 2 milyon çıkacaksa koparabileceksen.
Omar'dan koparırsın abi bir sorunsuz milyon. Çıkabileceksen. Bu arada yani güvenilir bir kaynak mı bilmiyorum. Şira yazdı. Galatasaray Cagliari'den Joao Pedro ile sözleşme imzalamaya yakın. Kim yazdı? Prensipte anlaş. Nico Şira. Allah Allah. Yani şu an girdi haberi. 2 dakika olmuş. 2 dakika olmuş tweet gireli. Joao Pedro son dakika. 29 ve... Son dakika beyler. 30 yaşında diye hatırlıyorum Joao Pedro'ya bakayım. Aynen. 30-30. 92'li. Geçen sene 37 maç oynamış Serie A'da. 13 gol 4 asist ama Cagliari'de oynadığını da unutmamak lazım. Cagliari'de 13 gol biraz iyi Serie A'da. Onun çok iyi Cagliari'de. Zaten İtalya'da gol atmak yani böyle hani çok müsait takımlar dışında kolay olduğunu düşünmüyorum o kadar. Enteresan, benim bir bilgim yok bu konuda, onu söyleyeyim. Ben daha şu ana kadar isminin çıktığını görmedim Joao Pedro'nun. Ben ilk defa duyuyorum ya şey olarak. Cagliari'de ben bir iki yerde gördüm. Denk geldim mi maç olarak? 3-4 maç denk geldim ama şey olarak bilmiyorum abi, hani Joao Pedro diye bir oyuncu vardı, izlemedim Cagliari yani. Hiç aklıma o kafayla bakmadım. Abi Serie A'da forvet arkası oynayıp yalnız 14 gol atan adama burun kıvrılmaz abi. Yani onu net söyleyeyim hani. Yo, 13 gol atan adam pardon. Forvet oynuyor kral. Bakayım. Forvet oynuyor. Önde oynuyor. Bu arada önde oynuyor ama şey olarak böyle net bir santraf, hani Vedat hani hep konuşulduğu için söylüyorum. Vedat tarzı bir santrafor değil, biraz daha gezer. Abi 20 maç forvet oynamış santrafor, 18 maç forvet arkası 10 numara oynamış. Santrofor oynadığı maçlarda 20 maçta 6 gol 1 asist. Forvet arkası oynadığı maçlarda 18 maçta 7 gol 4 asist. Yani forvet arkasında daha skorer olmuş. Bu sen Transfermarkt'tan mı bakıyorsun? Evet. Huskort'ta tamamen forvet oynadığını gösteriyor. Forvet arkası yok. Ben bu konuda Transfermarkt'a güveniyorum ya. Bilemedim. Ha, sonuçta ne olursa olsun daha belli ki şey... Daha poacher, daha nasıl diyeyim, fiziksel santrfor değil de böyle daha tabii. yüzü dönük forvet gibi. Belli ki konu olarak daha mantıklı. Ama enteresan. Beklediğim bir oyuncu havuzundan değil yani. Benim de değil, enteresan. Ha bu arada Nico Schiro İtalya'da güvendiğim muhabirlerden biri değil benim, onu da söyleyeyim. Her çıkanı koyan tarz muhabir değil mi? Daha çok. Evet, yani orada Fabrizio Romano esas kral. Fabrizio dünyada kral zaten. Yani. Fabrizio bir transfer bitti deyince bitiyor. Fabrizio Romano ama aynen. Daha biraz da şey ya, bizim ilgileneceğimiz seviye transfer haberi vermiyor kral işte. Haaland'ı veriyor. İşte, evet, Tancredi vardı. Tancredi Palmieri miydi neydi, öyle bir vardı, o da iyi muhabirdir. Bu arada hani Getson transferinde biz Berk'le bazen şeyi konuşuyorduk. Ya Nico Schiro Getson diyor. Biz inanmıyoruz, tamam mı? Hepsi Türkiye'de yalanlanıyor. Getson sonunda doğru çıkmıştı orada biraz. Getson şey abi Galatasaray kızı vardı. Çünkü Galatasaray kızı yalanlamıştı. Ve direkt yalanlanmıştı bir süre. İlk bir hafta yalanlandı. Abi öyle orada şey Galatasaray kızı vardı. Galatasaray kızını hatırlıyorsunuz yani. Galatasaray kızı yalanlayınca biz herkes gelmeyecek noktasına geldi yani. İstiyorsanız şeye dönelim. Yani Mert'in bir de bence en büyük artı. Ben Mert'e neden 8 şey dedim? Yani normalde hakikaten çok yani. Daha doğrusu şöyle çok. Mert'e çok değil de elimde bir bütçe olsa bu bütçeyi nereye ayırırım? Ben bek ayırmam yani. Gelmiş en pahalı transferlerimden biri sağ bek olsun istemem ama bir kaleci yabancı abi. Biz burada hani Mustera'yla girdik. Bir sebebi var. Hani ben olması, biz olması gerekene dair bir şeyler söyledik ama Mustera kalacak abi, bu realitede bu. Mustera en az 2 yıl kalır. Bak 3 yıl kalırsa da şaşırmam. Yani ciddi asla şey, şaşırmam. Yani şaşırılacak bir şey yok ama Mustera'dan düştüğün kontenjanı bir tane kazanmak zorundasın. Sadece Kerem'le, Yunus'la, yok Emre Akbaba'yla, onunla bundan olacak bir şey değil bu. Yani ön hattı full Türk kurarak Umut Bozok'la, Umut arkasına Halil Dervişoğlu, Kerem Yunus'la şampiyonla oynar mısın? Düşük ihtimal yani. Standart bir 10 kere oynasan 2 kere
oynarsın şampiyonluğa bence. Bence de öyle. O yüzden... Uğur abi geçen gün mü konuşmuştuk? Ne zaman Türk takımlarında şampiyonun ön tarafının tamamen yerli olduğunu? Aklımıza gelmedi Hasan Şaşlı, Ümit Karanlı, Hakan Şükürlü kadro hariç. Yok galiba ya, yok. Ardalı takımın santrforu kimdi 2008'de? Nonda. Nonda. Arda, Barış Özbek falan filan, Ayhan Akman falan oynuyordu galiba. Evet. O kadro Nonda, Lincoln biraz vardı. Daha yerli odaklıydı. Arda Turan da Arda Turan da abi. Prime Arda'nın dönemi yani. Ya bir de ana planda Lincoln falan vardı. Bazı maçlarda oynadı, bazı maçlarda oynamadı falan ama vardı yani sonuçta. Aynen. Şey değil yani. Öyle o da bir yerli, inanılmaz dominant takım. Ta 2006 işte Hasan Şaşlı, Hakanlı şampiyonluğa gitmek lazım. Ya abi arada yani evet. 16 yıl oldu yani. Aynen öyle. O ya adamlar Kalle abi çok değişik bir adamdı. Dünya çapında adamlardı yani. İşte dünya çapında adamların bir düşüş yaşadılar. Hani son bir The Last Dance gibi bir şeydi o. Hani ay, hakikaten saçma tam sapan yani. Bir şeydi ya. Hani kolay bir şey değil bu arada. 83 puan. Yani 10 kere oynat o sezonu, 9 kere Fenerbahçe şampiyon olur. Öyle bir takım. Doğru. Ya, tarihin en iyi Fenerbahçe'si olduğunu düşünüyorum. Hala da aynı fikirdeyim. 2006 Fenerbahçe'si kadrosu hiçbir yerde yok abi. Apya, Aurelio saçma sapan bir ikiliydi ya. Yani, akıl tutulması bir orta sahası vardı mesela. 4-0 yenildiğimiz maç, 6-0 yenildiğimiz maçtan daha zordu benim için. Tabii. Tartışmasız yani. Herkes o Pedro yazıyor. Pedro için 6 milyon bonservis, 2 milyon euro oyuncu maaşı. Galatasaray Pedro için 7 milyon euro ödediği söyleniyor demiş Torrent fedaisi Görkem Çetin. Ya bu arada ben hala João Pedro olduysa, bak bilgim yok. Hani ama ben hala 10 numara transfer olduğunu düşünüyorum João Pedro'nun, forvet değil Galatasaray'a. Belki şey olabilir. Bu arada João Pedro ile ilgili forvet arkası gibi olabilir. João Pedro ile ilgili olmuyorsa bir... falan gibi düşün yani, anladın mı? Yani aynen. João Pedro geçen sezon Serie A'da en çok süre alan futbolcuymuş abi. İstikrar severiz abi, iyidir. 3325 dakikası var. 37 maçta. Kaleci yok mu oğlum, full oynayan? Saha içi oyuncusu mu? Böyle bir şey, İtalyanca bir grafik gördüm de bunu bir çevirmem lazım. Kaleciler dahil değildir abi onun. Kaleciler dahil değildir aynen buna. Çünkü ikinci sırada Nikola, üçüncü sırada Skriniar var. Muhtemelen kaleciler dahil değil. Bu zaten olmaması lazım mantıken de. Aynen, tabii. Ben de bu arada Bakayoko soruluyor. Onun da bir adı geçiyor, bir ilgi var. Ben bütün bu profiller arasında en çok Galatasaray'a yakıştırdığım oyunculardan bir tanesi abi. Onu da söyleyeyim yani, alması da kolay. Galatasaray isterse Bakayoko'yu alır yani. O yönden diyorum. Hani İdris Ege ile falan uğraşmaktansa, ya da 8 numara olarak düşünüyorlarsa, o da olabilir hani. Abi İdris Ege ile zaten uğraşamazsın. Oyuncu ve çok beğendim bir oyuncu. Bu arada Fenerbahçe için Danilo Pereira diyorlar. Ben mesela çok cuk oturacağını düşünüyorum. Eğer 6 numara alınacaksa öyle bir 6 numara alınmalı. Ya stoper oynatabilecek. Abi çok korkunç bir fiziği var ya. Ben canlı gördüm kendisini Portekiz-Galatasaray maçında. Canavar ya. Azman yani. İnanılmaz bir fizik abi. Ben bir Luyendama'yı gördüğümde fiziğinden çok etkilenmiştim. Etkilenmiştim deyince de yanlış anlaşılacak da şimdi. Hani şaşırmıştım bence, yani. Bence gayet anlaşıldı. Yok anlaşıldı. Futbol seven adamlar. Evet yani şaşırmıştım. Danilo Pereira'da da öyle abi. İnanılmaz bir fizik yani gerçekten. Hani diyorsun ben ki yapma birebir mücadeleye giremezsin yani abi. Böyle bir şey yok yani. Ben Luyendama'yı ilk gördüğümde Florya'daydım. Antrenman izlemeye gittim. Ben o zaman 62 kilo falandım. Benden 3 tane falan vardı gibi hissediyordum karşımda yani. Evet. Bir de bak hemen Sezer'e haber vermiştim. En çok şaşırdığım fiziklerden bir tanesi de Gustavo Asunção'nun fiziğiydi abi. Atalay'dan bile küçük yani. Abi Atalay... fiziğinin gösterdiğinden daha güçlü bir oyuncu bence. Ama şey değil. Yani bu haliyle Galatasaray'da oynar mı? Oynar. Yani net... farklılaşması lazım. Ama izlediğim maçlarda birebirlerde öyle hem sürekli yıkılan şey bir oyuncu değil. Topunu saklıyor yani. Ama şey yapması lazım. Sonuçta Galatasaray daha üst düzey bir yer. Abi o, vallahi yaşta artık 21 oldu. Atalay bir çıkış yapacaksa artık son şansları yani. Geç bile kalmış olabilir. 23 oldu. Bugün doğum günü. 23 mu oldu? Pardon ben yanlış yapıyorum. 2000'li oğlum Atalay. 2000'liler. Doğru. Ozan doğru, Kabak, doğru. Atalay, Karnuçu, Abdülsamet Karnuçu.
Samet'i de çok beğenirim. Çok sakatlık geçirdi. Çok üzülüyorum. Samet yani Galatasaray'ın hani kendi imalatı, hani Florya imalatı Kaan Ayhan olabilirdi mesela. Sağ bekte oynayan, defansif orta sahada oynayan, üçlü savunmada sağ stopere de atabileceğin oyuncu olabilirdi. Üzücü. Galatasaray kendi altyapı potansiyelini hiçbir şekilde değerlendirmiyor. Onda detaylarına gireriz. Bir özel iş yapacağım. Onu bekliyorum. Özel bir iş, merak ettiğiniz soruları da alabileceğiniz bir iş yapacağım yakın zamanda. Bu arada Arda bugün yayında şey söyledi. Arda Güler'i biz de istedik ama maalesef beceremedik tarzında bir şey söyledi. Yıkıldım orada, yıkıldım. Abi ben... Ama parayla aldı abi. 500 bin euro gibi... Yok lan, 200 bin TL'ye mi almıştı? 500 bin euro Arda alıyor. Abi 200 bin TL'ye veremiyorsan alamazsın abi. Bu kadar basit. Recep Niyaz da böyleydi. Berk hatırlar. Şey hatırlıyor musun Sezar? Bir divan kurulu üyesi çıktı, dedi ki çok büyük bir yetenek aldık Denizli'den, şöyle böyle. Divan kurulu anlattı. Ben Denizli'yim biliyorum falan dedi. O hafta Fenerbahçe devreye girdi, Recep Niyaz'ı aldı. Ama evet, Recep olmuyorsa Arda oluyor. Sürekli kaptırırsan star potansiyelli adamları. Biri olmazsa biri olur yani eninde sonunda. Kesinlikle. Şu an 4000 kişiyi aştık. 4063 kişi burada. 4081. Hepinize çok teşekkürler. 4100 kişiyken 1000 like'ı biraz daha geçebiliriz diye düşünüyorum. Like butonuna basarsanız sevinirim. Abone olursanız sevinirim. Ben de bastım şimdi. Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz. Like'larsanız direkt transfer haberi verecek falan. João Pedro konusunda burada Ankara Gücü JS'yi konuştuk Ali Aras. Onu tekrarda bakabilirsin. João Pedro konusunda forvet arkasıysa, yani skorer bir forvet arkasıysa, mesela Mustafa Muhammed gitmese kurtarır mı sizce? Abi benim Mustafa Muhammed'le ilgili sıkıntım şu. Ben şu an Galatasaray'da oynayacak santroforum, Kerem ve Yunus'u oyuna sokabilen bir santrofor olmasını istiyorum. Mustafa Muhammed maalesef ki link up'ları çok sıkıntılı bir adam oldu. Yani bir türlü o kısmı geliştiremedi. O yüzden ben biraz şey yapabiliyorum yani nasıl diyeyim, soru işaretiyle yaklaşıyorum Mustafa Muhammed'e. Yoksa Mustafa Muhammed'in fiziği, bitirici değil. Hem iyi hem çok gelişmeye açık. Mustafa Muhammed çok iyi forvet olur ama bu organizasyonu sağlama noktasında santrofor'un artık bir görevi de o. O link up'ları sağlama noktasında Mustafa Muhammed pas şiddetini ayarlayamıyor. Pas timingini ayarlayamıyor. Çok top kaybı yapıyor. Yani onunla ilgili sıkıntım var benim. Yani ben Kerem'le Yunus'u rahat ettirecek bir santrofor istiyorum Galatasaray'da abi. Benim derdim o yani. O yüzden ben mesela Thomas Henry'yi çok istiyordum ama maalesef ki Verona'ya gitti. Yastay. Senin yayınında bahsetmiştim. Ya ne zaman görüşsek Thomas Henry'den Henry aşağı Henry yukarı ama sen tam kafandaki oyuncu yani aslında stil olarak. Babacım bak, sen yine daha iyi oyuncu. Net söylüyorum yani. Vedat Muriç sen ne dersin? Thomas Henry'e maruz kalıyorsun. Ben her gün Batshuayi'ye maruz kalıyorum. Kardeşim bunu linçlettirme, bizi 4200 kişi var ya. 4253 kişi olduk. Çok teşekkürler. Bu arada ben Mustafa Muhammed'le ilgili kısa bir şey söyleyeyim. Ben Mustafa Muhammed'den umudu keseli çok oldu. Hani golcülüğüne bir şey demiyorum, oynadığında atıyor. Çok seven de var ama ben herhangi bir oyunda Mustafa Muhammed'in takıma katkı sağlayabileceğini düşünmüyorum. Ne kanatları ortaya oyuna katkılı yapabileceğini düşünüyorum. Ne 4-1-4-1'de Halil'le alver yapabileceğini zaten yapamadı yani. Halil'i de oyuna sokamadı. Ne tek başına çok büyük bir golcülük yapacağını düşünmüyorum. O yüzden belki yayın başında demişti 3 forvetten de çıkacağımızı düşünüyorum diye. İnşallah çıkarız ve Mustafa Muhammed gelecek sezon belki para kazanırız. Mustafa Muhammed'in olmasını istemiyorum yani. 4253 kişi var. Yemin ediyorum hiçbir yerde söylemedim. Çok. Sezar, söylediğin oyuncuyu Galatasaray'a ya bir 15 gün önce duydum. Gerisi gelmedi. Yani %100 teyit. İki kişiden teyit etmedim. Ama bir tane çok güvendiğim bir insandan duydum bunu ben. Batshuayi'den bahsediyorum. Batshuayi Galatasaray meselesini bir 15 gün önce duydum. Ama bir daha teyit ettiremedim. Teyit ettirsem söyleyecektim. Hayallerimi yani Batshuayi öyle hani ne bileyim Abubakar deyip geçmek gibi bir şey değil. Batshuayi belli ki bir yerde de düşünülüyor. Birinci seçenek midir bilmiyorum. Üçüncü seçenek midir bilmiyorum. Belki listeden çıkmıştır, onu da bilmiyorum. Ama benim duyduğum
insana güvenim eğer söylüyorsa listede olduğudur. Öyle söyleyeyim. Madem olabilir. 4200 kişi yaparsanız veririz abi. Biraz şeyin gazına geldim. Benim burada bir 4700 gördük gerçi ben. Ulan rekor diye verdik haberi. Rekor değilmiş. Ne yapacağız şimdi? Ya bu arada yani kullanıcı adını pek sevmedim ama Torrent Fedaisi yazmış. Vedat Muriç, João Pedro ideal mi? Bence ideal ya. Forvet olarak mı, numara olarak mıydı? Kim? João Pedro ile Vedat Muriç. Bir tanesi daha böyle statik ceza sahası içinde, bir tanesi gezer. Vallahi Pedro'yu ben izleyeceğim. Şu an Pedro'yu da kesin böyle net keskin yorumlar yapabilecek benim şeyim yok. Cagliari benim radarımdaki bir takım değildi. Yani mesela Verona'dan çok daha rahat bahsedebilirim size. Ya da Atalanta. Yani. Tabii onlar artık şey üst seviye kalıyor şey olarak profil olarak. Verona forveti kralını aldı abi. Mesela Verona nasıl diyeyim? Keyif aldığım ekstra takımlar var böyle. Normalde hani mesela Bodo Glimt'i ben Cagliari'den daha çok izledim. Çünkü adamlar konferans liginde yürüdü abi. Roma'yı yendi. Sonra bir daha yendi falan. Bodo Glimt'i izledim. Ama Cagliari'yi oturup izlemedim yani açıkçası. Cagliari maçı var diye izlemiştim. Yok sadece büyük takımlara denk geldikleri zaman şey yaptığım bir oyuncuydu. Abi bu arada Bodo Glimt'i izlemek de en çok keyifli bir takım Bodo Glimt ya. Ben izlediğim birkaç maçtan hatırladığım kadarıyla. İzlenmesi gereken bir takım abi bence. Aynen. Eğer mesela bir genç yapılandırmasına gidiyorsan abi. Şu an Galatasaray'ın öyle bir vizyonu yok da. Geçen sezonki gibi. O Bodo Glimt'in hocasını alacaksın abi işte yani. Kunutsa. Yani yapılandırmayı yapacağın adam olur işte abi. Abi bu bir benim gerçekçi demeyeyim de. Böyle dış kulvardan hayallerimden biri. Birisi bana Norveç'te ayarlayabileceğini söyledi bunu bana. Kunut seni. Diziliş Ertuğrul için. Ama yani bunun vizesi var, seyahat masrafı var, o su var, bu su var. Yani nasıl yapabilirim bilmiyorum. Ama yapabileceğimi inanırsam kişi izliyor, değil mi şu anda? Zorlayacağım. 4200 kişi izliyor değil mi şu anda? Sponsor olabilecek kardeşlerimize buradan çağırıyorum. Abi izleyin, sponsor olursunuz zaten. Ben bu kanaldan şey yapmıyorum arkadaşlar. Gelen, ya zaten çok bir şey yok da. Geleni ben buraya yatırıyorum yine. Şey yapmıyorum yani, hani cebime atmıyorum. Kendim kazanç olarak bakmıyorum. Buraya gelen bütün para kanala harcanır. Maksimum şey yaparım yani hani. Daha iyi mikrofon alırım, bir şey yaparım falan. Hani. Ya da bir tane destek olacak bir arkadaşı alırım. Onunla birlikte çekeriz falan filan yani. En fazla bu olur. Bu arada birkaç arkadaş şey João Pedro izlemişsiniz mi falan yazmış. Ben birkaç maçını izlemiştim. İzlediğim kadarıyla yorum yapayım. Halil Dervişoğlu'na benzeyen bir yapısı var. Topa böyle bileklerine çok hakim. Ceza sahası dışı ve çevresinde dolaşmayı seviyordu izlediğim maçlarda ve teknik çok iyiydi. Bu kadar istikrarlı olduğunu bilmiyordum. Şimdi dakikalarına bakınca istikrar konusu bizi benimle memnun etti açıkçası. Ama ne olur, kaç paraya gelir, maaşı ne olur, bonservisi ne olur onu bilmiyorum. Çünkü bir sene daha sözleşmesi varmış. Muhtemelen bir para ödeyeceğiz yani. Eğer doğruysa tabi haber. Ben doğruluğu üstünden yorum yapıyorum. Katıl ve bağış butonu aç demişler. Ya katıl bana çok şey gelmiyor. Katıl samimi gelmiyor abi bana. Çünkü burada yaptığımı oraya saklarsam içim rahat etmez. Ya yayını da burada yapıyoruz. Herkes izlesin yani. Şimdi hani katıla özel de bir şey çıkarmak çok mantıklı gelmiyor bana. O biraz şeye dönüyor yani. Sadece para istemeye dönüyor. O böyle çok full içime sevmiyor. Siz izleyin yeter abi. Daha çok kişi izlesin. Kazanacaksan ben bulurum sponsor yani. Şey yaparım. Yani izlenen yayını ben bir şekilde hallederim. Sizden şey yapmak orada istemiyorum. Parayı sizden kazanmak sen istemiyorum. Yaptığınız... Siz izleyin yeter. O yüzden senle açmayacağım. Yaptığımız... Katıl açmayı düşünmüyorum. Buyur Berk. Senle yaptığımız Okan Buruk videosu 100 bin olmuş ya. Ben yeni görüyorum onu. Oldu oldu. Ben onu bekliyordum. Paso. Oğlum 99 binde kaldı. 99.400 falan. Her gün 200-200 artı artı 100 bin oldu. Tam içimde böyle 100 bin olsun istiyordum. 100 binlik canlı yayını var arkadaşlar vallahi. Bu konuda. Yeter yani. Siz izleyin. Benim için kafi yani. Katıldan gelecek para da kenarda dursun. Yani ben onu alırım bir şekilde. Allah'a şükür. Böyle ince gönülde al. Kazanmak odaklı kardeşim. Bakmıyorum. Yani kazanmak odaklı baksam da kazanma biçimim o olmaz yani. Alırız bir sponsor çözeriz. Abi katıl bana şey gibi geliyor ya. Mesut Ol projesi gibi geliyor. Adnan Polat Lig TV'ye çıkmıştı. Hazırlıyor musun? Şeyde. Evet. Şansal Büyükaya çıkmıştı.
En efsanesi bileklikti ama abi. Bileklikte Galatasaray'ın borcunu ödeyebileceğimizi düşündük yani. Bize bunu düşündürdüler abi yani. Gittik o bileklikten bir de 10 tane aldım ben. Ben bir tane aldım dedim ki. Endoğal Hakkın abi sen de para kazanman lazım diyor. Hani olur da öyle bir şey yok da. Olur gerçekten buna yapmam gerekir zorunlu olarak. O zaman yaparım ama kendi geçimimi sağlayabildiğim sürece yapmayı düşünmüyorum. Siz dediğim gibi etrafınıza söyleyin. Beraber burada buluşalım. Like atın, abone olun yeter bana. Ben şey yaparım yani. O diğeri bende. Gerisi bende arkadaşlar. Katıl demek Falcao demek. Hayır abi. Katıl demek Falcao demekse katılıyor. İstemiyorum abi. Falcao transfer istemiyorum. Okan Hoca Giuliano'yu kullanıyordu Başakşehir'de. Pedro benzer bir oyuncu. Bence Hoca istedi demiş. Doğukan Havuz. Giuliano'yu kullanıyordu ama verim alıyor muydu o şüpheli ya. Giuliano Başakşehir'e bir katkı sunmadı bence. Ama hoca benim anladığım kafasında biraz 4-4-1-1'e benzer bir model var ya. Ben de onu anladım. Ya bu João Pedro olayı doğruysa ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ve ileri alınacak adamın da hayır, bir forvet alınacaksa ki Berk galiba sen basın toplantısında bunu alınacak bayağı abi. Şey, net olmayacak. Mesajını almıştın. O eğer o forvette gerçekten böyle bir Vedat Muriç, yani hep örneği Vedat üzerinden veriyorum. Vedat olursa dediğin gibi 4-1-4-1'e yok yakın bir oyun izleyeceğiz gibi ve geliyor. Ve şunu söyleyeyim. Umut Bozok alınacak o forvet değil. Umut Bozok ekstra. Yani bir tane yabancı forvet alacak kılsa ilk 11 için. Abi Umut Bozok bence hem çift forvete döndüğünde de iş yapabilir. Bence şey de olabilir. İş sıkıştı mesela. Kerem Yunus kanat ya. Yunus'u alırsın. Sağ kanat olduğu için söylüyorum tamamen. Umut'u koyarsın. Bek'le yani uzun top vurursun Bek'e. Umut biraz daha Bek'le eşleşir mesela hava topunda. Kanatta evet. Da alver yapabilecek pas becerisine sahip olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle abi. Kesinlikle yani. Kanat forvet ama Galatasaray iyi bir forvet alacak. İnşallah senin istihbaratındaki forvet alır. Ya sen her gün Sezer'e şey fotoğraflarını gönderdiğim gözünden kalpler çıkar. Ben tek kaynaktan duyduğum şeyi söylemem normalde. Yani iki tane güvendiğim adam söylersiz denk de gelirse yani şey gibi değil hani. Ben aşırı haberciliğe girmek istemiyorum özellikle transferde. Bağlayıcı oluyor. Söyledin gelmedi evet. Diyor. Sanki ben yürütüyorum. Yani bana ne yani. Gelirse yorumlarım. Benim işim o zaten. Tabii ki transfer sürecini yorumlamak da işim de. Vermek işim değil bence. O yüzden ekstra hani yapmaya çalışıyorum. Ama şimdi Sezer çok bazı toplar vardır. Ayağını açılır ya böyle. Tarih olursun vurursun. Hı-hı. Sonra da elini kaldırırsın falan gol olmazsa. Öyle bir top oldu. O yüzden evet, söyledim. Evet. Yoksa söylemezdim yani. Söyle diye ben manipüle ettim falan. Evet biraz manipüle edildim yayında. Kimi söyledin abi? Kaçırdım. Batshuayi söyledim. Batshuayi Galatasaray'ın bir ihtimali yani. Şey değil. Benim duyduğum adamdan duyduysam kesin listededir yani. Ama belki görüşülmüştür, olmamıştır. Belki daha iyi 3 tane daha aday bulunmuştur. Dışarıda bırakılıyordur. Belki birinci adaydır. Sürprizdir. Bilmiyorum yani. Ama Batshuayi düşünülüyor Galatasaray'da. Kesinlikle ben düşünülmesi gerektiğini, düşünmenin ötesine geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de şey bu arada soğuk bakmıyorum asla. Soğuk bakmıyorum. Yani benim zaten voleydeki Batshuayi yorumlarımı bilenler biliyor. Biraz takımın ihalesi çok bırakıldı. Yani kaçırdı penaltıya kadar haksızlık yapıldı. Penaltı biraz işin cılkını çıkardı ama bu ligde daha şeyde yani bu adamda 23-24 atma potansiyeli var abi. Kesinlikle var. Abi bu adam bak sırtı dönük oynuyor. Yüzü dönük oynuyor. Bu adamın dripliği var. Bu adam çalım atabiliyor, önünü boşaltabiliyor. Bugün Batshuayi'ye kaçırdı diye eleştirdiğim pozisyonların %50'sini yani yarısını Batshuayi kendi kendine hazırlamıştır abi bu arada. Yani topu çaprazda alıp önünü boşaltıp falan filan. Yani Batshuayi savunma arkasına koşu yapıyor. Yeri geldiğinde derine gelip top alıp oyunu kurabiliyor. Yani Batshuayi çok özel bir adam. Bitiriciliği konusunda sıkıntı yaşadı evet. Ama bir noktadan sonra bu iş bitiriciliği kötüden ziyade özgüveninin tamamen paramparça olmasından kaynaklandı bence. Tamam mükemmel bir bitirici demiyorum kabul. Ama bu kadar kaçırması da adamın yani özgüveni paramparça oldu abi. Yani bu adam sonuçta iyi ya da kötü Chelsea görmüş. Belçika milli takımı görmüş. İşte Borussia Dortmund görmüş. Valencia görmüş. Bu adam gelip abi Beşiktaş tribünlerinden ıslıklanıyor yani. Şimdi hani
yuhalanıyor falan. Adamın alışık olduğu bir şey değil. Yani küçümsemek hiç söylemiyorum burada Beşiktaş'ı. Yanlış anlaşılmasın yani. Adam yıldız olarak geldi sonuç itibariyle Beşiktaş'a. Ve tribünlerden yuhalanmaya başladı. Abi kolay psikolojik değil yani. Bir insan, bir 30 bin kişinin sizi yuhaladığı bir ortamda özgüveniniz kırılır abi. Yani bu böyle bir şeydir. Bunun kaçarı yok yani. O yüzden de ben biraz onun da kurbanı olduğunu düşünüyorum. Yani mesela Batu Şahay Galatasaray'a gelse iyi bir sezon başlangıcı, arkasında iyi bir taraftar desteği, o özgüveni aldığında o kaçırdıklarının yarısını atar gibi geliyor bana işte yani. Zaten kaçırdıklarının yarısını attığında bu adam dediğim gibi 20-23 gol işte en az yani. Abi şöyle söyleyeyim, Galatasaray taraftarının forvet karnesini ben iyi olduğunu düşünmüyorum o kadar. Yani o sen olması gel. Sen aslında %40 taraftar, %60 profesyonel yorumunu katarak söylüyorsun. Olması gerekeni söylüyorsun aslında Galatasaray için doğrusunu. Ama mesela bak Cagne, bak eleştirilmesini anlarım. Galatasaray santrfor olmayabilir anlarım ama 10 gol attığı ve şampiyon olduğu sezonda arkasına teneke bağlanarak gönderilmeye çalışıldı. Bu adam Çin'deki kontağı problem olmasa, Çin'deki anlaştığı kulüp problem olmasa 18 milyon euroya gidecekti Galatasaray'dan. Ama öyle bir itibarsızlaştırıldı ki böyle yani. O adam, bu adam öyle böyle beğenilmeyen sezonda Türk futbol tarihinin en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu. Değil mi? Evet. Ve adam gönderilemeden kiralayabildin sadece. Ya taraftarın da biraz sakin olabilmesi lazım. Ya tamam, hoşuna gitmedi bu oyuncu, ne olursa olsun. Bir bekle yani, bir en azından negatif olmaya. Adam ıslıklanıyordu abi. Ki şampiyonluğu alacak golleri de attı. Rize deplasmanında attığını falan. Hani Hakan Şükür falan atar anca yani. Hani çok fazla şey de yok. Hani biraz fazla yüklenmeyi seviliyor bazı oyunculara. Biraz sakin olmakta fayda var bence. Gelirse de uyarılarımızı yaparım. Ben şey yapacağım. Ben uyarılarımı yapmak isterim. Ama emin değilim yani. O kadar dolu dolu Galatasaray bunu alıyor diye vermiyorum bu haberi. O yüzden aşırı üstünde durmayayım. Botay'ı inanılmaz soruyorlar. Bu arada Yeni Zelanda'da Coşkun Yay dünyanın en öte ucundan Yeni Zelanda'dan selamlar demiş. Sabahın 9'unda demiş. Normalde selama hani aşırı şey yapmam da adam Yeni Zelanda'dan yazıyormuş. Eyvallah Coşkun. Sana da selamlar. Abi çok güzel bir ülke olduğunu düşünüyorum. Niye sürekli Botay'ı ama soruyorlar? Böyle bir durum mu var? Ben bilmiyorum. Abi adı çıktı ama oyuncuyla en ciddi ilgilenen kulüp Rangers. Son durumunu bilmiyorum. Bonservis de elinde olduğu için çok cazip bir oyuncu tabii. Hele bir de sol bakan gelecekse mesela, bunlar sol bakanla çok iyi ikili abi aynı zamanda. Öyle bir durum olabilir ama benim doğrulatabildiğim, duyduğum bir şey yok. Adı çıktı ama ben dediğim gibi doğrulatamadığım bir şeyi burada şey yapamam yani. Lokavayır yazmış. Selamlar, Ur Tekstil'de uğraşıyorum. Ara ara takım tişörtleri gelir gider, sana yollamak isterim. Herhangi bir reklam vesaire istemiyorum demiş. Yollarsan tişörtleri beğendiğim bir iki tanesini ayırırım. İzleyicilere veririz. Yazarsın şeyini. Mail adresi ya. Yani bir kontak yazarsan konuşuruz, şey yaparız. Buradaki izleyicilere hediye ederiz. Ben seviyorum. Kendi koleksiyonumdan da hediye ediyorum zaten ara ara. Öyle bir şey yaparız. Berk'le Sezer isterse ayrı tabii. Onlara da. Onlara hakkı. Burada şey yok. Burada herkes hakkını alır arkadaşlar. Burası Uğur Karakalıkçı YouTube kanalı kardeşim. Aynen. Burada teri soğumadan tişört yollanır. Para yok da. Tişört bir şey olursa burada paylaşılır abi. Margon Sanson, Sanson'u konuştuk abi. Hamza Akman denmiş. Hamza burada bugün Arda Efe'yi bayağı övdü. Ben Emirhan Kayar demesini beklerdim ama tabii şey de var. Orada da söylüyoruz da Sezer izlemiş. Bir şey aidiyeti de var yani. Ayhan Akman'ı da severdi zaten Arda. Yani aynen. Sonuçta elimizde büyüdü şeyi var. Efe de çok yetenekli oyuncu gerçekten. Ama Emirhan'ı da bir anmak gerekirdi. Hamza bence altyapıdaki en hazır oyunculardan biri. Okan Hoca'nın süre vermek istediği söyleniyor. Verilirse en azından 8 numarada bir alternatif olarak A takım kadrosunda yer alacak bir oyuncu olur bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ben güçlü bir, iyi bir driplingi olduğunu düşünüyorum yaşına göre. Üstüne koyması lazım tabii. Bir de A takım düzeyinde yapmak, adamın nefesini keserler, bir omuz atarlar, başka bir şey ama A takım seviyesine de taşıyabileceği teknik özellikleri olduğunu düşünüyorum ben. Ayakta kalsın oyun yeter. Görüşünü de beğeniyorum ben. Ne açıdan?
pas yani oyunu sahayı görebilen bir oyuncu yani. Hani kafasını kaldırıp baktığında opsiyonları değerlendirebilen bir oyuncu yani. Oyun vizyonu kesinlikle var. Ya benim altyapıdaki bir numaram değil. Açıkçası. Benim bir numaram zaten Bartu'ydu. Bartu gitti. Yani üç oyuncudan biri. Ben Eren Aydın'dan çok ümitliyim yani. Bu arada galiba Arda'nın da Bartu bir numarasıydı ki gidişine bayağı üzülmüş. Ya ben yayında biraz bayağı bahsetti. Zaten şeye. Soru Candaş abi Bartu, sağ olsun. Bartu altyapıda fenomen bir oyuncuydu ya. Bartu bak üst yapı kariyeri o seviyeye gelmeyebilir. Potansiyelini gerçekleştiremeyebilir başka bir şey. Ama bu çocuk altyapıda fenomen bir çocuktu yani. Bu çocuk en iyisi yani birkaç dönemin en iyisi hatta sadece kendi döneminde değil. Uğur daha iyi bilir de kaç dönemin öyle. En iyisi olarak şey oldu yani. Ya ben bak Berk sana şey söyleyeyim. Bugün konuşturuyorsunuz beni. Enteresan bir ekip olduk. Bu ekip tehlikeli. Ya ben 16 yaşında bir Galatasaray altyapısındaki bir çocuğun Bartu abi oynayamaz. Biz nasıl oynayacağız? Biz yani ayrılırız abi herhalde diyor. Bak Galatasaray altyapısında oynuyor çocuk 16 yaşında. Bartu abi oynayamaz. Biz nasıl oynayacağız diyor. Ya bu çocuğa bunu dedirtmeyin abi. Sinirleniyorum yani. Aynen öyle. Ya bu çocuğa bunu dedirtmeyin abi. Bartu Elmas başarısız bile olsa A takımda. A takım görecek yani. Bu kadar basit abi. Nasıl A takım görmüyor abi Bartu? Nasıl falan ot ortası oynuyor abi? Bana bunu kimse açıklayamaz ya. Ben de açıklayamaz. %100 sana katılıyorum. Yani hedeften kopmuşsun. Ya kopacağın belli. Koptuğun belli. Ya oturup Bartu'a ya bir yıl kontrat yapalım. 1+1 yıl yapalım. Sürene bakalım. Oynatmaya çalışalım. Abi oturup ya Burak Elmas ne iş yapar abi? Fatih Hoca'nın en büyük günahlarından biri bak açık söylüyorum. Açık net. Fatih Hoca'nın en büyük günahlarından biri bu. Tabii ki zor dönem geçirdi. Kabul. Ama abi Fatih Hoca gibi seviyesinde zamanında birçok gence fırsat vermiş bir hocanın Bartu'da oynatabilmesi gerekiyor. Bartu'a da bir süre açabilmesi gerekiyordu yani. Ya Fatih Hoca oynatmıyor. Gider abi adam. Git ama işte Bartu gitmiyor sadece. Senin en iyi oyuncuların da diyor ki ulan en iyimiz oynayamıyor biz nasıl oynayalım diyor. Senin bir sonraki Bartu'nun da gitmeyi düşünüyor şu anda. Anlatabiliyor muyum? 15 yaşında 14 yaşında çocuklar da bunu düşünüyor. O yüzden bunu vermeyeceksin. Fenerbahçe'nin 15 yaşındaki çocuğu bunu düşünmüyor. Fenerbahçe'deki 15 yaşındaki çocuk Arda Güler gibi olmak istiyorum diyor yani. Ki Bartu ile Arda aynı jenerasyon değil ya. Arda 2 yaş küçük ya. Tabii. Arda 2 yaş küçük. Bartu 19 yaşında çocuk yani. Bartu şey değil yani. 16 yaşında wonderkid değil artık. 19 yaşında. Bartu Galatasaray A takımının en iyi frikik kullanan oyuncusuydu. Bartu Galatasaray A takımının en iyi duran topçusuydu. Ya sırf bunun için bile süre alabilir bu çocuk yani. Alabilirdi yani. Alabilir demiyorum. Aynen öyle. Yani abi söyleyeceklerimizin hepsi söyledik. Alparslan Aslan. Uğur Karabüs'ü altyapı fetişi yapacaksan kapatalım kardeşim. Sen kapat Alparslan. Kapat abi. Alparslan sanırım Bartu'ya da biraz önce yukarıda Bartu'nun karakteriyle ilgili bir şey söylemiştin. Yani nereden tanıyoruz ki Bartu'yu oynamadı çocuk. Galatasaray taraftarı Bartu'da. Bir de şey meselesi de değil ya. Ben bu Bartu için söylemiyorum arkadaşlar. Bu sinirlenmem de Bartu için değil. Ya Bartu yolunu bulur abi. Marsilya'da olmaz. Döner ne bileyim. Alanya'da oynar bir şeyler olur yani. Bartu kendi kariyeri. Bartu ilgilendirir o. Ben Bartu için değil, ben Galatasaray için söylüyorum. Galatasaray altyapısı için söylüyorum. Evet yani fetişist diyorsanız da fetişist deyin abi. Ben izliyorum. Ben 87'lerden beri. Hani 95'lerden sonra bir ara verdim 2000'lere kadar. 2000'lerden beri de izliyorum yani. İzlemek de şey değil hani bunu da bir ayıp bir şey değil yani bu altyapı fetişi falan da değil adam jenerasyonun en iyisi abi kusura bakmayın da özür dilerim bu adam oynamalısı gerekiyor dedik diye de trip yiyecek halimiz yok şey burada bak, kişisel bir... kanal abi tabii ki ben kendi dünyamdan bir şeyler anlatacağım ne yapayım şey mi burası TRT bak, Haber'de program izlemiyorsunuz ki TRT Türk mü abi burası çok net bir şey söyleyeceğim abi yani bu hani futbol yorumunda falan değil çok basit bir şey yani. Sen 3 yerli oyuncu oynatmak zorundasın değil mi? Bu bütün takımlar için geçerli. Bir önceki sezon senin A takım seviyesi haricinde en üst ligin U19 değil mi abi? Evet abi. U19 ligi. Sen burada MVP olan ligin en değerli oyuncusu seçilen oyuncuyu oynatmayacaksan kimle oynayacaksın abi bu oyunu?
Kimle oynayacaksın yani? Geçen sene MVP, bak geçen sene. Evet. Geçen sene MVP'siydi takımın. Ya turnuvanın MVP'siydi abi. Bu aynen arada öyle. Arkadaşlarımız da haklı. Emin Karaca da yazmış. Kesin haklı. Yani olumsuz yoruma da takılıp onun üstünden konuşmamak lazım. O da doğru. Şey tabii değil tabii yani. Ya bırak. Hani burada bir sürü burada insan Bu arada ankette 25'e kadar devam ediyor diyenler vardı. Ona bir açıklık getireyim Uğur, pardon onu konuştuk tabii. Diye atlamayayım. Bu savaş olaylarından sonra oyuncu serbest kaldı. Oyuncu bonservisi ne aldı şu an? Bonservis, evet 2025'e kadar sözleşmesi vardı Krasnodar'la ama ayrıldı. Senin anketi bitirdim. 5858 yani aslında bir Sivas plakası gibi bir anket bitimi oldu. %21'e evet. Kadar çıkmış canlı yayına bizzat gelsin, haberin olsun. Ya bu arada ben bu Uğur abi altyapı evet. Konularından bahsederken Uğur abi koptum konudan çünkü aklıma şey geldi. Bizim Turkcell'de Serdar abiyle Mehmet abiye dedin ya altyapıyı takip etmiyorsunuz. Ben orada rejideydim. O çıldırma şey falan yazan geldi. Olmuştu. Bilerek planlamışlar falan gibi. Alakası ben yok. Orada biz gibi olmuştu. Reklam arasını hatırlıyor musun Sezer? Aynen hatırlıyorum. Böyle bir sessizlik falan olmuştu. Ama mesela çıkışta aynen. Çok iyi davranmışlar. Hiç öyle. Bir de sonuçta bu adamlar benden büyük yani. Aynen. Yani normalde yapacağım bir şey de değil de çok Mehmet abi damarıma bastı orada. Mehmet abi nereden biliyorsun gibi bir şey diyor orada bak. İzleyin videoyu. Ben Serdar abiyle tartışıyorum. O ayrı bir tartışırsın. Mehmet abi nereden biliyorsun gibi bir şey dedi. Allah'ım öyle bir nevrim döndü ki. Şu anda da döndü yani. Orada ben rejideydim. Yönetmen şey demişti. Sezer bu kadar tartışmaları normal mi? Dedim dur normal güzel tartışıyorlar. Devam etsinler. Kardeşim reyting kurdu insanları birbirine kırdırmış. Adam gibi adam. Televizyonculuğun aslı. Valla şu saat 1'e geliyor abi. 4338 kişi var. Ya gerçekten çok teşekkürler arkadaşlar. Demek ki samimi bir şeyler yapabiliyoruz. Sohbet ediyoruz. Geçişi tayt online ya. Bu saatte bu kadar kişinin burada olması yani herkese gerçekten teşekkürler. Like atarsanız daha da çok teşekkür edeceğim. O da önemli. Yorumcu adam like istiyor demişler de bura böyle kardeşim. Burada yapacak bir şey yok. Çünkü sonuçta daha geniş kitleye de ulaşması lazım. O açıdan da destek katıldığa çıkıyoruz abi. Like istiyoruz yani. Bir de şey ben de öyleyim abi. Ben de izliyorum yayını mesela. Like atmıyorum normalde. Biri söyleyince atıyorum. O evet, kendimden biçiyorum yani. Ben de aynı. O bir şey değil. Hatırlatma gibi şey yapalım. RS Gun yazmış. İrfancan Eribayat. Söyle Berk. Gustavo Scarpe'yi konuştuk diyorum. Hani çok soru geliyor. Aynen. Onu konuştuk. İrfancan Eribayat, Berk Özer gibi genç kalecilere Galatasaray neden hamle yapmıyor sence abi? Muslera'nın varlığı için diyorsan alıp 2 sene kiralama imkanı olmaz mı? Altyapıya mı güveniliyor? Altyapıya güvenildiğini düşünmüyorum. Muslera'yı kesecek bir altyapı kalecisi olduğunu da düşünmüyorum. Bu arada altyapı demişken Alperen Uysal Galatasaray altyapısından çıkıp şans hiçbir şekilde bulamayıp şu an Süper Lig'de bayağı iyi bir kontrat buldu. Antalya Spor'da da oyun kuran kaleci olarak ciddi süreler alacak, göreceksiniz. Antalya Spor zaten Boffin'le yenilememişti. Muhtemelen Alperen'i birinci kaleci olarak alacak. Boffin'i Alperen için yenilemediler abi. Öyle söyleyeyim. İrfancan Eribayat, Berk Öz... Yani ikisi ayrı değerlendirelim. Berk Özler birinci kaleci olmak istediği takıma gitmek istiyor. Ya Galatasaray Muslera ile çalıştığı sürece Berke'nin kafasındaki ben biliyorum Berke ile konuştum ben. Yani, abi adam zaten Fener'de kalırdı ki öyle olmasa. İtalya Serie A'ya da git yani Serie A'ya da gitse Belçika 2. ligine de gitse tek kriteri var. Birinci kaleci olmak yani Avrupa'ya gideceğini ama kendisinin oynayacağı bir yere gitmek istediğini söylüyor. Dediğin gibi yedek kalacak olsa çocuk zaten Fenerbahçe taraftarı aynı zamanda. Yani her ne kadar çok eleştirilse de kırgınlık yaşıyor olabilir ama Fenerbahçeli çocuk. O fedakarlığı yapardı. Ama bence ayrılması iki taraf adına da hayırlı bence. Çünkü Fenerbahçe'de de ben yeteri kadar hakkını verildiğini düşünmüyorum oynadığı dönem için. Tabii ki hatalar da yaptı ama sezona birinci kaleci olarak hazırlanmamış bir oyuncu. Bence gayet iyi idare etti abi. Çok iyi idare etmemiş olabilir ama gayet iyi götürdü Altay'a kadar. Altay'a devrettiği yer çok daha kötü olabilirdi. Başka. İsmail Çipe'nin düştüğü durum ortada yani. Bir Galatasaray'dan tartın yani. Bir Berke'ye bakın, bir İsmail'e bakın. Yani alakası yok yani. İrfan Caner'i bayat olabilir.
İrfan Can'a 11 kalecisi yapacak takım bence çok az Süper Lig'de şu anda. Herkesin kalecisi belli. O yüzden yedek olmayı kabul edebilir bence üstünde bir takım için. Ama Berke mi İrfan Can mı desem, Berke daha iyi kaleci bence kesinlikle. Bence de daha iyi kaleci. Ben İrfan Can'ı hiç beğenmiyorum. Fiziği de kaleci fiziği değil bence. Bu arada abi zaten şöyle bir durum var ya. Okan Koçuk döndü zaten. Yani şu an Galatasaray'ın yedek kaleci problemi çözüldü. Hatta Batuhan da döndü yani. Hani şu an zaten Galatasaray'ın bir yedek kaleci gündemi yok yani. Çözüldü ama işte o Okan'ların da durumun daha tam belli değil. Olumsuz anlamda abi demiyorum ama olumlu bir durum da yok. Istiyor. Olumsuz bir durum da yok. Kesin kalıyor. Okan'ın durumu yani. Şu abi. Ben bu sene Muslera'nın her maç 11 başlayacağını düşünmüyorum. Bazı aynı maçlarda içeride Okan'ın oynayacağını düşünüyorum. Batuhan bu arada bence ikinci kaleciliği için daha mantıklı olabilir. Benim aklıma yatıyor yani. Niye veresin ki bir daha kiraya? Yani sürekli bir de mesela Jean Kat'la sözleşme yapıyorsun. Hani şey demeyeceğim de İsmail Çipe ile Jean Kat'la kontrat yapıyorsun. Batuhan dışarıda duruyor. Yani ne alaka yani? Okan dışarıda. Ne alaka? Çok garip. Çok garip. Abi o yapılanma çok acayip bir yapılanmaydı ya. Can Kat'ı U19 maçında Fenerbahçe maçında izlemiştim, beğenmiştim. Senin onun hakkında yorumun ne, merak ediyorum. Ben geleceği olabilecek bir kaleci ama Galatasaray'ın yatırımı, yani diğer kalecileri bırakalım, Can Kat'a konsantre olalım kalecisi mi değil bence. Üçüncü kaleci olabilir belli bir süre. Onun dışında ciddi bir atılım yapması lazım ki şey olsun. Ama Batuhan Şen onu yaptı yani atılımı. Dizilişe Nuri Şahin'i getir abi demiş Ümit Sevkiyel. Nuri Hoca'nın sözü var. Hatta Antalya'ya gidebilsem yapacaktım ama oraya müsait değildim. İstanbul'a hoca geldiği zaman ümit ediyorum yapacağız. Hocanın anlatacağı çok şey mutlaka olacaktır. Onun dışında Osman Zeki Korkmaz hocayla yaptık. İstanbul Spor'u çıkaran hoca. Bütçeleri 14 milyon TL arkadaşlar. 14 milyon TL'ye birinci ligin en düşük bütçeli iki takımından biriyken playofflardan Süper Lig'e geldi hoca. İsmail Kartal'ın da eski yardımcısı çok şey anlattı. Güzel bir diziliş artırı oldu. Bence tahta üzerinde çok tahta odaklı güzel bir program izleyebilirsiniz. Herhalde bir hafta 10 güne onu da yayınlarız. Ne yapalım beyler, bağlayalım çünkü hakikaten çok güzel bir ilgi var ama saatte bir, iki saattir de yayındayız gibi. İki saat oldu. Evet. Oldu gibi, iki saate yakın bir şeyimiz var. Hatta geçmiş, iki saat 11 dakika olmuş. Geçti abi, geçti. Benim için iki saat, sizin için iki saat 15 dakika. Abi 4351 kişi var. Hepinize teşekkürler. Berk çok teşekkür ediyorum. Sezer çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bu ekiple programlar yapmaya devam edeceğiz uygun oldukları ölçüde. Ama en büyük teşekkür sizlere izlediğiniz için. Bu sözü de Erkut Öztürk'ten öğrendim. En büyük teşekkür sizlere. Erkut Öztürk'ün sözüdür. TV bunun müdürü şimdi. O da eski. Selam olsun. Son sayfa değil de Transfer Raporu diye bir program var. Onun atasını biz Erkut'la birlikte yapıyorduk. A-Spor'un en top rating alan programlarından biriydi. O güne kadar almış en büyük ratingleri alıyordu. Erkut'un getirdiği bir formattı. Çok güzel işler yaptık Erkut'ta da. Erkut'ta da selamlar söyleyeyim buradan. Herkese iyi geceler. Dediğim gibi en büyük teşekkür sizlere izlediğiniz için. Görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. İyi geceler arkadaşlar.